Herkese merhaba, ben Zeynep Bozkaya. Zeynep Bozkaya Lifestyle'da bugün gerçekten çok kıymetli bir konuğum var. Hem çok yetenekli olduğunu düşündüğüm, gerçekten çok güzel bir kalbi olduğunu düşündüğüm ve birlikte de çalıştığım artık zaman zaman birlikte de çalıştığım, stylingini yaptığım ama stylingini yaptığından asla bahsetmeyen ve asla asla adımı geçirmeyen sevgili Yaşar İpek bizlerle. Hoş geldin. Gelip bulmasınlar bunu kim giydirdi diye. Ha, nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Ben deyim. O kadar uğraş, evet. Kıyafetler, kostümler. Sen onun için galiba bunu beni çağırdın. Zeynep yok. Bu masada bugün her şey konuşulacak. Tamam. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Vallahi işte koşturuyoruz şarkılar. Yeni şarkılar var, şimdi hazırlıyoruz. Çıktı bir tane Mustafa ile beraber düetim biliyorsun. Evet canım. Evet. İşte klibindeki kıyafetleri yaptım oysa ki evet. Ama künye çıktığında adımı görmedim. Neyse, problem değil. Oluyor böyle teknik hatalar. Bir dahakine telafi edeceğiz. Yani şu an sadece müzikle uğraşıyorum ya. Ya. Çok güzel gidiyor. Nasıl gidiyor? Ne yapıyorsun? Yani kendime bir stüdyo yaptım. Süper. Evdeydi bu stüdyom. Şimdi taşıdım onu şeye, Fulya'da. Güzel bir yere. Sürekli orada şarkılarımı hazırlıyorum. Şu anda çıkmaya hazır 5 tane çok güzel şarkım var. Hepsini okudum. Aranjeleri bitti. Sırasına çıkartacağım şimdi. Sadece ben hazırlanırken uğraşıyorum. Yandan böyle bir şarkı sesi evet, geliyordu. Sinan Akçıl'dan çok güzel bir şarkı aldım 3-4 gün önce. Dün akşam onu göndermiş. Biraz mix mastering olayları. Bilmiyorum, çok inandığım bir şarkı oldu ya. Bambaşka bir tarz, bambaşka bir şekle sokacak bizi bence. Peki bir şey söyleyeyim. Sen kendi tarzını nasıl nitelendiriyorsun? Şimdi sizin böyle arabesk fantezi mi? Ben popüler kültür sanatçısıyım. Evet ya, değil mi? Ben şarkıcı değilim. Artık yani bu yorumcu kimliğimi rahatlıkla kullanabiliyorum. Her şarkıyı söyleyebiliyorum. Her şarkının içine, o şarkının kalıbına girebiliyorum. Bu da şarkıcının ötesine geçiyor. Yorumculuğa giriyor. Ne hala yani? Yani ben iyi bir yorumcu olduğumu biliyorum. Şarkıcılık oynamıyorum diyorsun. Şarkıcıydım. Yorumculuğa geçtim. Bunun bir üst seviyesi yok. Ya şarkıcı kalırsın. Gerçekten ama yani eğer şarkı söylemekle alakalı konuşuyorsak bunu. Şarkıcılıktan sonra yorumculuğa geçersin. O artık işin sonudur yani. Allah rahmet eylesin. Hep söylüyorum. Müslüm Gürses bu işin en güzel örneklerinden biridir. Nasıl son yaptığı şeyler, o ilk yaptığı şeylerle hiç alakası olmayan durumlar. Ama orada pişti. Şarkıcıydı, yorumcu oldu. Ben de o yorumcu kimliğine sahip olduğumu artık biliyorum. İnanıyorum evet. Değil, biliyorum. Bravo. Çünkü bence de sen artık o şarkıcılık şeyini çoktan geçtin evet. Yani. Değil mi? 20 yıldır ben de uğraşıyorum. Sahnelerin var değil mi? Tabii ki. Bu arada çok zayıflamışsın Yaşar ya. Seni en son ne zaman gördüm hatırlamıyorum. Çok oldu. Evet, 1-1,5 ay oldu herhalde. Değil mi? O zayıfladım. Styling yaparken. Evet, çok zayıflamışsın. Hala da zayıflıyorum. Şöyle zayıfladım ama biliyor musun? İnan bir şey yapmadım. Bu stüdyoyu kendime kurduktan sonra o bilgisayarın başına bir bakıyorum 8 saat geçmiş, 9 saat geçmiş. Telefonla, arkadaşlarımla iletişimim koptu, sosyal iletişimim koptu. Bundan rahatsız değilim. Çok da mutluyum çünkü sadece işimle ilgileniyorum. Süper. Evet, onun için öyle. İş zayıfladım. Varsa her şey yolunda zaten ya, değil mi? Bu arada gerçekten bu yeni şarkını da çok beğendim ben. Canım şarkısını. Canım. Sen bana klibe gidemedim. Evet. Zaten gitmememde de hayır varmış. İzleyicilerime sesleniyorum buradan. Zaten adımı da geçirmediği için. Her işte sürekli bir... vuruyordu. Sürekli vuruyordu. Sürekli vuruyordu. Gelen vurdu, giden vurdu. En sevdiğin program hangisi? Hayır, vururken dedim. Söylersem olmaz şimdi. Söylersem olmaz şimdi diyorum. Söylersen olmaz şimdi. En sevdiğim programı da böylelikle öğrenmiş olduk. Bu arada gerçekten şarkısı çok güzel oldu canım. Evet. Gerçekten muhteşem. Klip çok güzel. Ve sen bu arada çekim esnasında bana ara ara görüntüler yolladın. Çok güzeldi. Işık çok güzeldi. Her şey çok güzeldi. Böyle kısaca ekipten de bahsedelim mi? Sevgili Murat Küçük. Murat abiyle ben çok çalışmayı her zaman öyle çok istiyordum. Çünkü çok beğendiğim, çok inandığım biri. Mustafa ile biz aslında bu canım hiç ortada bile yoktu. Başka bir şarkıya düet yapacaktık. Sonra benim Mustafa bir gün beni aradı, dedi ki ya Yaşar dedi, neden dedi biz canımı yapmıyoruz? Hani bu mu olsun, şu mu olsun derken abi dedim doğru söylüyorsun ya. Dur dedi, ben onun aranjmanını değiştiriyorum. Yani biliyorsun, acayip bir adam yani. Zaten süper hızlı değiştirmiş. İnsanın ömründen hiçbir vakit çalmayan tek müzisyen diyebilirim. Yani kimse kusura bakmasın buradan diğer müzisyen arkadaşlarım. Hepiniz benim canımın içisiniz, ciğerimsiniz ama. Mustafa çok hızlı. Gerçekten Mustafa Ceceli insanın zamanını çalmıyor. Bu çok önemli bir şey. Kendi zamanında çaldık mı? Evet. Hemen yaptı aranjmanı, gönderdi. Hemen okuduk. Bir baktık çok güzel bir şey çıktı. Ondan sonra çıkardık. Sevgili Murat abi de işte Murat Küçük klibimizi çekti. DMC Müzik'ten çıktı. Sağ olsunlar. Onlar da prodüksiyon olarak
ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Çok güzel bir çalışma oldu yani. Ben canıma, canımın başka bir yeri var yani. Hem laflarıyla, sözleriyle, duygusuyla. Bir de Mustafa ile düet yapmam benim için çok özel bir durumdu. Bir de siz Mustafa ile de aranız çok iyi zaten. Normalde de arkadaşsınız birlikte tatillere gidiyorsunuz. Evet. Görüyorum yani. Evet. Yani aile gibi olmuşuz artık. Gerçekten o benim böyle, hani benim kız kardeşim işte, erkek kardeşlerim var. Onlardan ayırt edebilecek bir durumum yok artık yani. O şekle girdim onunla. Çok seviyorum kalbini de, yüreğini de. Çok eğlenceli değil mi? Çok iyi bir insan gerçekten. Bir de çok eğlenceli bir tarafı var. Ya ben ona söylüyorum. Çünkü bildiği şeyleri diyorum. Yani o kadar hızlısın ki diyorum. Bu bildiğin pratik olayları kitaplara aktarması gereken bir müzisyen yani Mustafa gerçekten. Çok kıymetli. Okul gibi. Okul gibi, okul gibi. O metotlarını öğretirse insanların işi de kolaylaşacak yani. Öğretir benim mi? Benim bak 25 yıldır bu işi yapıyorum. Kendine rol model kimi alın dersen, hani diyorum ya, bir yorumcu kimliğiyle misin müzisyen falan filan. Ama sadece onu böyle ucundan bakıyormuşum olaya. Ben şu an rol model Mustafa'yı aldım olayı karşıma. Gerçekten, gerçekten mi? Çünkü çok iyi bir örnek çünkü. Çalışkanlığıyla, iş bitiriciliğiyle, matematiğiyle, müziğiyle. Tamamdır. Pratik, bir de pratik, çok pratik değil mi? Öyle tıkır tıkır. Ya ben işte bir şarkıyı öyle bir ay içinde çıkaracağım da falan filan. Şu an 5 şarkım hazır, okumuşum, bitmiş elimde yani. Ondan geçti bu bana. Ben onu 30 kere okuyacağım, bir böyle bakacağım, bir şöyle bakacağım. Geçtim şimdi, ben de o işi. Şimdi, verdim duygusunu, kaçtım gittim. Peki bir şey soracağım işte. Ama burada da tabii bu da bu arada aslında senin de demek ki içinde vardı. Tabii ki. Sen hani daha titizleniyordun. Birini çıkarması gerekiyordu onu. Evet. İşte o da Mustafa'ymış. Evet. Belki de ancak işte yollarınız kesişti ve bundan sonra Allah böyle devam edecek. Allah sağlıklı güzel günler versin. Ben iyi bir müzik arkadaşım olsun, Sinan olsun, ekibim olsun. Çok güzel ya. Sinan'la çalışmak nasıl? Çok keyifli. Sinan da eğlenceli değil mi? O da çok başka bir enerji mesela yani. Adam hep pozitif, asla negatif bir şey yok. Yazarken bak, o sözlere yazarken bile negatif değil, biliyor musun? Bak değil ona mi? Çok dikkat ettim. Gerçekten hani hırçınlıkla işte ne bileyim şeyle dökmüyor hayatı yani. Hayatı zor yolun, o yüzden dedim aslında. O yaşadığını çok güzel algılayan bir adam ve çok güzel kaleme döken bir adam. Ben yani bu son bence 10-15 senenin en iyi yazarlarından biridir yani. Evet, gerçekten güzel şarkı. Her şarkısı hit oluyor bir kere yani. Hani bu oluyor. Da büyük bir başarı. Evet. Şimdi ama senin de galiba artık değil mi? Yani galiba değil, ben de biliyorum. Bütün çıkarttığın şarkılar radyoya da denk gelmeme şansı yok yani. Yok, 15 şükür. Dakikalık bir yola gidiyorsan muhakkak iki radyo değiştiriyorsan şükür, birinde muhakkak çalıyor yani. Akşar Habil'e. Nerede Habil? Habil buradaydı. Habil yok oldu lütfen. Akşar Habil'e. Habil de bu arada gerçekten bu iş. Habil hemen geri geldi. Evet, Akşar Habil'e lütfen. Akşar'ı sana gönderdik Habil, ama işte burada efektimiz yok. Sen onu duymuş ol. Yani gerçekten bu da Habil'in başarısı tabii oluyor ki bir yerden sonra. İşte ekip, ekip, ekip. Yani bir sanatçı yani Yaşar İpek olarak konuşmayayım yani. Bir sanatçı tek başına hiçbir şey yani gerçekten. Evet. Bu ressam için de geçerli. Bu sen de senin için de geçerli. Burada tek başına ne yapabilirsin? Kendi kendime kim izleyecek? Ekibin yani seni çekecek, ışığını verecek, makyajını yapacak, seni hazırlayacak. Hep bir ekip işi. Bizimki de öyle. Ben hazırlıyorum, bitiriyorum. Onların önüne sunuyorum. Habil bakıyor hangi radyo neresi uygun olur? Hangi klip nereye uygun olur? Bir de öyle bir şey var yani, hani gerçekten aslında hazırlamak en zevkli kısmı. Evet, ama yani ondan sonra başlıyor iş. İşte bu Habillerin ondan yaptığı sonra iş. Başlıyor iş. Habillerin inanılmaz tabii zor. Ki. Çünkü tabii orası ki. Cadı kazanı. Yani çok fazla insan var. Herkes sürekli bir şeyler onun çıkarıyor. Onun takibi başka, sanatçından gelen sorular başka, cevaplar başka. Beklentiler. Beklentiler başka. Hani o da öyle bir şey oluyor ki. Yani şöyle bir şey, onlar yani ekip içinde konuşuyorum. Bazı şeyleri algılamış, artık doymuş, yolunu almış, daha sakin sanatçılarla çalışmak daha elverişli oluyor. Şimdi bu yeni arkadaşlarımız çıktığı zaman heyecanlı, o niye çalmadı, bu niye çalmadı? Bunu ben de yaşadım, ben de yaptım, yapmadım değil. Ama şimdi hiç umurumda değil, o beni çalmış, öbürü beni çalmamış, o beğenmemiş, yok. Sunuyorum ben. Kim ne hoşuna giderse onu çalacak. Herkes işine aynen, baksın diyorsun. Ama zaten arkanda işte sağlam bir ekip var. Sorum Habil'e, zor mu Yaşar'la çalışmak? Çok keyifli diyor. Tamam, iyi. Bence de keyifli ya. Hiç zor. Çok iyi şarkı seçiyorsa o zamanlarda diyor. Evet. Evet, son zamanlarda gerçekten böyle şey oldun ya. Bu arada sen çok iyi Sezen şarkısı söylüyorsun. Ne? Sezen şarkılarını Sezen, da bir başka evet, söylüyorsun evet, bu yani arada. Kendi yorumunu katıyorsun. O böyle arada böyle bir Sezen havası gelirken bir anda Yaşar İpek gırtlağı mı denir ona? Ona dönüyor falan. İşte bu cover olaylarında mesela ben bunu hep söylüyorum. Sanatçı arkadaşımın sanma olduklarını söylüyorum. Yani yapıyorsun, aynısını yapıyorsun. Evet, yapma işte zaten değil. Aynısı var evet orada yani. Sen kendi kimliğine bir şey kattığın zaman şarkıya o zaman ayrılabiliyor. Söz yazarından da ayrılıyor. Besteciden. Sezen Aksu'dan bir şarkıcının ayrılması çok kolay bir şey değil.
Evet. İstediği kadar okusun o şarkıyı. Hayır, bir yani. De bence o şarkıyı sevmek de kolay değil. Tabii ki. Çünkü şimdi biz alıştık onu Sezen Aksu'dan dinlemeye. Yine hep o duyguyu, hissiyatı almak istiyoruz. Allah uzun ömür versin serçemize. Amin, canım, amin, amin. Onlar. O da biraz böyle. Onlar bir daha gelmeyecek isimler. Gerçekten işte. Öyle Yıldız yani. Yıldız Silveler, Sezen Aksu'lar. Bunlar. Gerçekten bu çok güzel bir şey. Allah çok çok uzun ömürler nasip etsin yani. Sağlıklar versin inşallah. Gerçekten. Sen niye şöyle güzel bir televizyon programı yapmıyorsun? Yapacağım. Şöyle müzik dolu. Çok böyle. İstiyorum. Çok istiyorum. Bunu bayağı bir süredir aslında planlıyorum, uygulamaya çalışıyorum falan. Ama galiba artık eli kulağında bu iş. Öyle mi? Hı-hı. Az kaldı diyorsun evet, yani. Güzel bir akustik program çekeceğim. Sanatçı arkadaşlarımla. Konuklu. Yani bu arada senin sahnelerin de çok aktif gidiyor. Evet, sahneler de güzel gidiyor çok şükür. İki buçuk sene oturduk biliyorsun yani. Evet. Sıkıntılı bir dönem geçirdik hepimiz. Şimdi açıldı işler. Ama işte dediğin gibi biraz şey, bu insanlar masraf olayları yine de oraya da yansıyor. Gece kulübüne yani işte eğlenceye yansıyor diyelim. Gece kulübü demeyelim, eğlenceye yansıyor. Çünkü insanlar sıkıntıya girdiği zaman hani eğlenceden oradan buradan ilk kestikleri yer. Aynen öyle. Orası oluyor. İnsan gırtlağından, şeyinden yani kesemiyor. Düzelir inşallah. Ya bu da bir süreç. Ülke değişiyor. Ülkede bir upgrade oluyor yani bir şeylere. Güncelleniyoruz. Şimdi gezip gören insanlar görüyor Avrupa'daki işte dünyadaki yaşam şartlarını falan. Aslına bakarsan ufak ufak oraya geliyor çünkü Avrupa'ya gidiyorsun hafta içi her yer kapalı yani. Herkes, aynen, evinde, herkes evinde sabah erkenden kalkıp işine gider yani istediği kadar ünlü olsun istediği kadar ünsüz olsun bilmem ne bir sistemleri var adamların. Bizim bu dağınık sistem biraz toparlanıyor o zaman da birazcık yaralar alacağız inşallah geçer. İnşallah bu hafif atlatalım diyelim yani. Atlatırız. Ama bayağı mübarek bir ülkeyiz ya, gerçekten yüzdük, mübarek bir ülkeyiz. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik biz, yani. Yani güzel bir toprağımız var bizim güzel bir geçmişimiz var. Allah bizi koruyor ya ben inanıyorum. Ben yani. De buna çok inanıyorum. Evet. Bence çok büyük bir enerji var bizim üzerimizde. Aynen. Bir şekilde ne olursa olsun sıyrılıyoruz yani bunlardan. Çok peki bir şey soracağım. Mesela sana desem ki bana ya Şerife'yi anlat desem. Kendini nasıl tanıtırsın? Bir de sonra ben seni sana anlatayım. O kadar alçak. Yani şimdi harbiden insan kendini, aldığım bilgilerle insan kendini nasıl anlatabilir ki yani. Ben iyi bir insan olduğumu biliyorum. Gerçekten biliyorum. Gerçekten bildiğim şeyler, insanlar hakkında kimse hakkında kötü düşünmüyorum. Şu şöyle olsun demiyorum. Ya da biri bir şey kazandığı zaman onu kıskanmıyorum. Allah bana niye verdin bana? Yani bende bu duygular gerçekten yok. Onun dışında artık insanlar, arkadaşlarım seviyor beni yani. İyi bir insanım. Zararım olmaz benim. Hayvanları yani. Çok seviyorsun. O benim kırmızı çizgim yani. Hiç. Değil mi? Hayvanları çok seviyorsun. Yani belki ayıp oluyor söylemem bunu ama... yani insandan daha önemli geliyor bana. Çünkü insan bir şekilde kendini derdini anlatıyor. Koruyabiliyor, derdini anlatabiliyor. Yağmur yağsa kapanabiliyor, güneş çıksa gölgeye geçebiliyor. Her şeyi yapabiliyor insanoğlu. Ama hayvan öyle değil. Ve bize emanet olduklarını çok net düşünün. Allah-u Teala onları bıraktı da böyle bizim gözümüzün önünde ölsünler, bakmayalım diye. Yaratmadı Allah bunu bize. Değil mi? Yani. Yani orada da gerçekten sınav. Bak, bir sınav. Hayvan da var. Bir sınav. Bence de. Yani onlar bir de bizim bence sessiz. Sessiz tabii. Kulları gibi bir şey evet, yani evet Allah'ın. İşte zaten yani demiş, orada... O da onun kulu yani yarattığı alemlerden biri o hayvan alemi de. İnsan öyle. Alemi, cin alemi işte bilmem ne yani hayvan hepsi alemi var. De onun kulları yani. Fake hesabın var mı? Var. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Bak yemin ediyorum. Fake hesabımdan öyle şey hani millete bir şey yazayım bir şey yapayım diye değil. Mesela atıyorum benim hakkımda bir şey çıkmış diyorlar. Haberi senin tutuyorum hakkında, ya. Ama bir şey söyleyeyim senin hakkında... Gerçekten sürekli bir şey çıkıyor ya. Çıkıyor. İşte Google'a ben, kendini yazarken ben de buna mesela... düşüyordum mesela. Giriyordum bakıyordum mesela. Aa Yaşar da bizim sayfadan çıkmıyor diye. Alıp beni yayınlıyorlardı. Ben de bir fake hesap açtım. Bakıyorum bana bir şey geldi mi tıklamıyorum. Hemen hesaba geçiyorum. Oradan hı-hı. Bakıyorum. Oradan bakıyorsun. Ondan sonra devamına devam ediyorum. Duruma göre devam ediyorsun. Evet yani çünkü gerçekten ben fake hesabın olduğunu zaten yok deseydi de olduğunu biliyorum. Bir kere bana söylemişti. Yok yok yok. Var ben söylüyorum yani. Ama öyle yani. Birine bakayım şunu bunu yapayım diye değil yani. Bu sözleri yazabilmek için bu duygulara girmek yani bu şeyleri yaşamak gerekiyor mu sence? Bence kesinlikle sanatla uğraşan insanın duyguyla besleniyor yani mümkün değil ya beslenmeden yazması. Değil mi? Mümkün değil yani. Yani orada bir şey olması gerekiyor. Bu ressam için de geçerli inan ki resmi çizerken de yani o adam bir duygu yaşamış olmalı yani çünkü bir şey aktarıyorsun ve bu insanların ruhuna kalbine işliyor yani çok. Mucize bir şey aslında bakarsan. Evet, yani. Herkesin oradan bir şey, kendinden tabii. Bir şey bulması gerekiyor. O başka bir şey yani. Öyle çok da kolay bir şey değil. Bunlar 15 sene sonra da şarkılar. Yani değil bu mi? Şarkılar 15 kalıcı yıl sonra şarkılar. Da şarkılar. Evet, bir de bu şarkı çok fazla
kısa sürede çok fazla dinlendi ve izlendi. Evet, maşallah 6,5 milyonlara geldik. Çok iyi gitti yani. Peki bu şarkı yaparken buralara geleceğini zaten biliyor muydun? Tabii tabii. Ya artık bir, o sinerji ya artık. Evet. Kendini hissettiriyor. Ben geliyorum, buradayım artık. Mesela şimdi bundan sonraki hazır 5 tane şarkında yine 90'a diyorsun yani. 90 artık 90 ötesi mi? 90+1. Ya çok acayip sıkı bir şarkı yaptı yani. Çok sıkı bir şarkıyla geliyorum şimdi. Sözümüzü kim ait? Sinan Akçıl. Yine Sinan'a ait. Aranjasını Mustafa yapıyor. Aranjman Mustafa ve Serkan diye bir kardeşimiz var. İki tane ayrı aranjman olacak şarkıya. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu Mustafa'nın ve Sinan'ın şey aldığından bahsediyorlar. Bir rezidans aldığından bahsediyorlar. Onları sen Allah, mi? Üstüne, Allah bilmiyorum benim bilgim yok ama. Yok şu anda ben diyorum 5 şarkı yaptığım için. Yoksa da Allah versin yani. Gerçekten öyle. Herhalde diyorum ben. Sinanlar rezidansı dikecektir yani. Sinan zaten herhalde Safir'i üst bir 10 katına almış oldu. Tabii nerede sürekli Safir'de adam? Orayı marka da verdik galiba. Evet evet. Saf temiz duygularda. Yapıyor orada şarkılarını. Şey havadar olduğu için oralar havadar, evet, evet. Güzel oluyor bence evet, orada. Evet, yüksek evet, yüksek. Evet. Güzel yapıyor. Bu arada bir şey soracağım ya. Senin Demet Akalın şarkını okumuş Yalan'ı. Beğendin mi? Merak ettim. Yani beğenmişler de çıkarmışlar demek ki. Bir dakika yani. Şimdi ne demek beğenmişler de çıkarmışlar? Seni arayıp sormadı yani, mı? Yalan mı? Zor bir şarkı. Merdivenli bir şarkı yani. Beni arayıp sorsaydı başka bir şarkı seçmesini tercih ederdim. Benden hani okumaksa. İlla bir Yaşar İpek şarkısını okumaksa konu. O aramadı. Beni Sinan Akçıl aradı. İşte dedi ki Demet dedi Yalan'ı okuyacak. Hani sende de yeni çıktı. Okusun dedim. Benim için hiçbir problem yok yani. Ben de Sezen Hanım'ın şarkısı klibi dönerken okumuştum. Hiç problem yok dedim okusun. Yani bilmiyorum. Yalan biraz sıkı bir şarkı yani. Ben evet, ya. Şimdi hani Demet Akalın çok iyi besteler bulan magazini çok güzel kullanan bir şarkıcı olduğu için 20 yıldır hayatımızda olduğu için hani sesiyle hayatımızda olmadığını zaten kendisi de bilen bir insan. Onun için hani diyorum o biraz ses isteyen bir şarkıydı yani ama olmuş yani kötü de olmamış fena değil. Neler diyorsun? Ha, bir şey demedim ki. Hayır ses isteyen bir şarkı diyorsun. Ama Demet gerçekten öyle şimdi. Benimle geçen gün önüme bir şarkı geldi yemedi sesim çünkü okuyamadım. İlla ben onu okuyacağım diye yani iyi şarkıcıyım diye her şarkıyı da anladın mı? Oktavlı bir şarkı geldi. Çok oktavlıydı. Baktım bağırdım aradım. Bu benlik değil kardeşim dedim. Hani tamam okuyorum ama benlik değil. Hani dikkat etmek gerekiyor. Ama ben şimdi şarkıcı olduğum için buna dikkat ediyorum. Hani evet. Diğer şekilde yapsaydım belki ben de dikkat etmezdim. Ha güzel bu deyip çıkartırdım. Yani şarkıcı kökenli olunca şu an abinin gözleri paltaşı gibi açıldı. Hayır kötü bir şey söylemedim ki ben şimdi yani. Bak, hayır bu arada söyledim. Hayır. Yanlış yani, bir şey söylüyorsam özür dilerim. Hayır yanlış bir şey söylemedim. Hayır yanlış bir şey söylemedin canım. Hayır, beğenmek zorunda değilsin. Bir de dediğin beni gibi. Beğenmek değil. Benim herkesin emeğine saygım vardı. Çünkü emek vermenin ne olduğunu ben çok iyi bilen bir insanım. Bence olmamış ya. Olmamış. Olmamış. O şarkı olmamış ona yani. Olmamış. Yani burada evet yalan. Sözüm ona sevdiğini okumuştu benim mesela. Hı-hı. O daha bir düze bir şarkıydı. Evet. O okunabilirdi ama yalan. Şu an yalanı düşünüyorum bir yandan. Var. Evet. Yalan zor bir şarkı ya gerçekten doğru. Bizde de varsa sonra biraz sonra izleriz yalanı evet. Da. Dinleriz hem aynı zamanda. Evet zor bir şarkıydı yalan. Aşk olsun sana. Yani böyle bir not var orada. Zor işler. Sonra devamlı. Işte. Hadi oku birazcık minicik. Aşkı kırdın, aşk olsun sana diyor. Ne güzel yazmış ya. Evet ya gerçekten. Kral. Kral. Tek kral. Şimdi bu izleyicilerimiz anlamadı da bizim öyle bir esprimiz var kral diye. Kral. Kral. Sen kral kardeşine mi kral diyordun bir de? Ben yok her önüme gelene kral diyordum. Kral diyordun değil mi? Öyle bir şey vardı. Bence kral. Herkes kral çünkü. Kardeşin ailen neren nasıl? Çok iyi. Reisim o benim ya. Reisin. Reis var da karıştırdım. O reisimiz. Reis. Aşkım çiçeğim o benim ya ne yapsın uğraşıyor evet. O da işinde gücünde çok şükür işine gücüne bakıyor bir de benle uğraşıyor. Senle çok uğraşıyor ama galiba değil mi? Evet Allah eksikliğini vermesin. Sizde roller biraz değişmiş sanki. Reis oldu. Ben artık ona evet ne güzel yetişti. Ben 30 yıldır i̇şte zaten orada oynayayım. Yaşar İpek abisi olunca kızcağız yetişmek zorunda kalıyor. Çünkü yani hani seni böyle o arama motoruna yazmaya korkuyordur anladın mı? Bugün ne haberi çıkacak? Bugün ne yapmış bir şey, diye. Ama Allah'tan ki biliyor ki benden temiz. Olayı bir şey çıkmamış. Ondan net olduğu için canla başla uğraşıyor tabii ki abisi olduğum için. Güzel bir şey. Aynı sektörlere, güzel, benzer güzel. Sektörlerde aynen, olmak. Aynen aynen çok güzel bir şey. Evet gerçekten birbirinin derdini dinleyip anlayabilmek, tabii derman ki, olabilmek. Tabii. Sıkılıyor bazen benden ama öf yeter diyor. Bitmeyen sorunlarınla. Bazen gönderiyorum dinle diyorum daha 30 saniye sonra of süper diyor yalancı diyorum dinlemedin daha 30 saniye oldu şarkının introsu zaten 50 saniye.
Bari bir bekle. Ya şimdi bana da çok fazla şarkı geliyor, tamam mı? Ben de itiraf edeyim. O kadar çok şarkı geliyor ki sürekli böyle klip hazırlıyoruz işte. Şarkı geliyor falan. Ben böyle basıyorum şarkıyı, iş yapıyorum o sırada işte. Bir şey yapıyorum. Ay küpem düştü. Nazar. Senin o küpenin bir gideceği nazar, var. Nazar oldu. Ama bu da bir tarz oldu. Evet, böyle kalacak. Programı evet. Böyle devam edeceğiz. Ondan sonra işte şey, açıyorum şarkıyı. O sırada ben başka işler yapıyorum. Bir yandan işte mesaj atacaksam atıyorum falan. Soruları cevaplıyorum ya da işte atıyorum birini araştırıyorum falan. Sonra kız soruyor nasıl olmuş ya da çocuk soruyor nasıl. Ben böyle süper. Sonra da oturup üzülüyorum. Bu tutmayacak. Yazık yani, onu baştan da anlıyorsun. Evet evet. Ve ya sana hitap etmediği için görüyorsun. Yo, ben artık şey oldum ya bence. Hani bana hitap etmesinden değil de çok fazla insanla çalışıyorum ya. Evet. Artık böyle dinlediğimde anlıyorum, biliyor musun? Evet. Yani bu şarkıyı radyo çalar, radyo çalmaz. Ya da atıyorum klibin moodboardları geldiğinde bu klip yayınlanır, bu bak, klip yayınlanmaz. Bak Masum Kırmızıgül ile Masum abi benim öz abim gibidir o da. Hı hı. 25 senedir bir dostluğumuz var. Bak onu ben hep eskiden ne yapıyordu biliyor musun? Yemin ederim. Şarkı yapıyordu ya. İlk gidiyordu Yıkamacı'daki çocuğa dinletiyordu. Gidiyordu daha sonra dinletiyordu. Otoparkçıya dinletiyordu. Onlardan aldığı efektle yürüyordu. Evet. Çünkü onlar dinleyecek evet. Zaten. Şimdi daha sana çok. Dinlettiği zaman sen şimdi burada milyon tane Yaşar dinliyorsun, milyon tane Masum dinliyorsun. Yani sürekli bir şeyler dinlediğin için ya da Habil'e gönderdiğin zaman Habil 50 tane hiç dinliyor, 100 tane hiç dinliyor. Ama o sokaktakinin nabzı direkt sana veriyor yani evet. Zaten onu. İşte buna şey diyorlar galiba, ne diyorlardı? Bir şey, bunun bir adı var. Adı vardı, ben evet, de unuttum. Kuramadım ben de. Evet, bulamadım. Yani dilimin ucunda da yanlış bir şey söyleyebilirim canlı yayın. Sokağın nabzı çok önemli evet, bizim o çok işimizde. Önemli. Yani sinema da çeksen önemli, şarkı da yapsan önemli, televizyon programı da yapsan taksici önemli. Taksici açıyor mu bakalım? Yani, dinliyor mu? Yani, takip ediyor mu? Minibüste çalıyorsan, çok eskiden Allah rahmet eylesin babam söylerdi. Minibüste çalıyorsan, takside çalıyorsan, İşte lokantanın içinde çalıyorsan starsındır diyor o zaman. Bu arada baban eskiden yapımcılık yapıyordu tabii, yapımcıydı, değil mi? Tabii yapımcıydı. Birazcık ondan da konuşalım. Tabii o da çok iyi bir yapımcıydı. Film şirketimiz vardı işte. Yaklaşık 15 tane falan film çekti. Albümler yaptı. Müzik şirketimiz vardı. Menajerliğe kafası çok fena çalışıyordu. Yani inanılmazdı. Yani bu işin vizyonuyla alakalı çok ufku genişti yani. İşte gitti o zaman Michael Jackson'ı getirmeye Türkiye'ye. İnanılmaz. Para yetmedi. Güç sattı. Mü yetmedi artık, para mı yetmedi o zaman bilmiyorum. Latoya Jackson'ı getirdi. Hani bravo. Michael Jackson Bad diye bir albüm çıkarmış, dünyayı sallıyor. Gitmiş onu getirmeye. 1986-87'den bahsediyorum sana yani. İnanılmaz. Latoya Jackson'ı getirdi İzmir fuarına falan. İşte o zaman bir tane Küçük Emrah diye bir şarkıcı vardı. Evet. Ona destek olsun diye olaylar falan. Acayip şeyler ya. Küçük Emrah diye. Benim de bugün var ya. Sen bugün arka arka. Bu arada Emrah senin akraban oldu. Yok değil. Akrabalık yok da öyle işte başı ucundan onun. Aman öyle bir şeyler. Biraz benziyorsunuz ama söylemeden edemeyeceğim. Rastgele. Biz doğular birbirimize benzeriz biliyor musun? Benziyorsunuz ama. Nereliydiniz siz? Diyarbakırlıyız. Diyarbakırlısınız. Evet. Hiç gitmedim doğuya ya, çok merak ediyorum. Evet. Bizden çirkin adam çıkmaz. Ooo. Vallahi. Habil burada bayağı eğleniyor bugün. Evet, Habil bugün... diyor Yaşar'a ne oldu? Yaşar'a ne oldu? Konuşuyor her şeyi anlatıyor. Bu arada baban yapımcılık yaptı. Sen sinema filmlerinde oynadın değil mi evet, küçükken? Evet 6 tane. Ya ne 6? 9 tane. Bak bütün çalışmışım. Evet evet 9 tane sinema filminde o zaman işte başrollerin, karakterlerin, çocukluğunu falan canlandırdım. Ay çok güzel. Evet güzeldi. Yani aslında hani bir film şirketimiz var diye oluyordu olaylar belki ama ben çok sevdiğim için hani bir şekilde bu sanatı. Kameraları seviyor musun? Evet, çok seviyorum. Ben de çok seviyorum çok. Ya. Şuraya gelir mi? Oley! Çok, rahatlıyorum. Evet, çok seviyorum. Evet, evet, iyi geliyor bana. Birileri izliyor falan böyle, onlar da gülüyor. Evet. Şimdi biz burada nasıl gülüyoruz? Onlar da orada gülüyor tabii falan. Ki. Hiç tanımadığımız insanların evindeyiz şu anda. Ha, ne konuşuyor? Değiştirmiş bir kadar. Da diyebilirler tabii. Bu da onların şeyi. Bu arada böyle kendi böyle haberlerinin içerisinde en sevmediğin haberin hangisi? Böyle hani yazdığında şu haberim keşke olmasaydı dediğim boş haberim ver. Var mı? Vardır muhakkak. Boş ver, hiç konuşmayalım bu konuda. Ya gerek yok değil mi? Var ya sence de yok mu? Herkese sorsan benim adıma cevaplayabilir yani bunu. Evet. Onu geçelim. Kara belanı atlıyoruz. Onu geçelim oğlum. Peki tamam. Peki o soruyu atladık o zaman. Ha bu arada... Abi biz bugün. Siz bu hafta sonu gazete magazindeyiz. Sen bir polis molisleri de kapı gibi yalan. Hafta sonu gazete magazindeyiz diyorum. Evet. Evet lütfen. Nasıl gidiyor? Gazete magazin vallahi güzel yapıyorlar. Maşallah eylem arı gibi çalışıyor orada. Güzel reytikleri falan da çok güzel geliyor. Çok güzel. Evet. Tebrikler. İyi gidiyor. Güzel gidiyor. Ben de evdeysem falan denk gelirse muhakkak açıp bir... Bir tane şarkımı çalmıyorlar. Az. Böyle kardeşim böyle mi olur? Şey mi olur? Böyle şey mi olur ya? İlk defa burada söylüyorum ya. Böyle söyle, bir şey yok ya. İlk defa buradan söylüyorum. Yalanı canımı istiyorum.
Evet, bir de çok güzel olur o ya, böyle haberlerin arasına falan. Arkadan dıdır dıdır dıdır. Yaparlar. Yaparlar. Bundan sonra olacaklar yani. Valla gerçekten öyle bir şey oldu ki şu anda yazdığım notlar çok kağıt büyüktü. Şu başını keserken notların yarısı gitmiş. Soruların yarısı var elinde, yarısı yok. Şimdi hayırlısı oradan... hayırsız olanı gitmiş. Gerçekten yani. Bu arada o yüzden bazı şeyleri tabii şu an okuyamadım. Bu arada keşke yapmasaydın dediğim bir şarkın, işte atıyorum keşke böyle bir klip çekmeseydim. Ya ben bu işi niye kabul ettim dediğin işlerin oldu mu? Yok ya. Hepsi bana bir şey öğretti ya. Ya pişman olduğum iş de bana bir şey öğretti yani. Bir daha onu yapmadım. Öyle bir şey yapmadım yani. Benim mesela en son böyle bir tane fotoğrafım var şurada. Fotoğraf çekimi yaparken böyle yerde oturmuşum. O fotoğraftan nefret ediyorum. Herkes o fotoğrafımı kullanıyor. Ya, öyle şeyler bende de oluyor. Sen de onu benim sevmediğim fotoğrafımı. Şöyle durmuşum. Onu nereden buldunuz ya? Ben bilmiyorum. Kim buldu onu? Hayır, belki onu Habil yollamış. O kadar güzel fotoğrafım var. Yok, Habil böyle bir düşmanlık yapma. Vallahi bilmiyorum, dedi ki yok, kesinlikle yok, bunu kız. Aslına bakarsan bize öyle geliyor, anladın mı? O fotoğrafı sevmiyoruz, insanlar seviyor. Evet yani en gören, bir tane fotoğrafı çok seviyor. Seni çok sevdiğini fotoğrafını kimse sevmeyebiliyor da. Evet, böyle şeyler olabiliyor gerçekten. İşte böyle şeyler maalesef insanı bazen sıkıntıya sokuyor yani. Gerçekten seninle ilk biz bu programda tanışmıştık. Evet, evet. Ondan sonra programdan sonra da mesajlaşmıştık böyle. Evet. Paylaşmıştık, sonra da birlikte çalışmaya başladık. Birkaç tane stylingini yaptım, kıyafetlerini yaptım. Evet. Gerçekten o günden beri de böyle ara ara konuşuyoruz ve görüşüyoruz da. Gerçekten çok güzel ve keyifli geçiyor seninle. Sağ ol, senin de dostun çok özel. Desteklerin için her zaman teşekkür ediyorum. Her şarkımıza cevap verdin. Çok sağ ol. Seve seve yani. Her zaman. Valla senin davet edildiğini ve programa geleceğini duyunca... Bitti mi yoksa? Hayır, bitmedi. Çok çabuk bitiyor ya bu programda, dedim gidiyor muyum? Yok, gitmiyorsun. Hayır, böyle güzel oldu yani, evet. Keyifli oldu. Gerçekten böyle iyi müzisyenleri ağırlamak, böyle işinde başarılı insanları ağırlamak falan. Teşekkür ederim. Burada bir de birazcık da böyle önden bir tanışıklığın varsa, bir arkadaşlığın varsa... O... Biliyorsan onun emeğini, nasıl mücadele verdiğini falan. Evet, o tabii keyifli gidiyor. Oluyor. Bu arada yazın falan böyle bir seninle ilgili haberler çıktı. Şimdi düşünüyorum, Yaşar'ın teknesinden karaya inmedi falan diye. Nasıl geçti? Nasıl geçti senin yazın? Neler yaptın? Kim inmedi? Ben mi inmedim? Yaşar karaya ayak basmadı diye haberleri çıktı. Her yaz öyleyim. Karaya ayak basmadım. Ben çocukluğumdan beri öyleyim ama şimdi öyle değilim. Gelsin. 3 yaşından beri kayıyorsun beni yani. Çok... Denizi çok seviyorum. Bak işte kışın da her gün gidip yüzüyorum havuzda. Evet. Yani ben yüzmek benim için çok özel bir şey. Beni de hayatta tutan bir şey yani gerçekten. O işte nefes alışverişimi falan filan böyle bir psikoloğa gitmiş gibi oluyorum ben yüzdüğüm zaman. Kondisyonuna iyi geliyor, evet, değil mi iyi geliyor. İnsanın? Yazı seviyorum ya. Evet, ben de yazı seviyorum. Yazı yani çok kışın seviyorum. Kışı da seviyorum. Her mevsimi ben seviyorum ama. Ben kış üşümekten nefret ediyorum. İşte üşümeyi ben de sevmiyorum. Gerçekten o soğuk, bilmiyorum şimdi buralarda kar yok ki artık, her yerde kar gitti. Herkes diyor ki kar gitti, gelin de benim evimin orayı görün. Hala her yer kar içerisinde. Artık teknelere de, onlar da artık rüya hayal oldu, ben sana söyleyeyim. Değil mi? Her şey hayal olmuş durumda. En iyi tekne? En iyi tekne artık arkadaşın da yok. O da sattı. O da sattı. En iyi tekne arkadaşın teknesi de kalmadı yani. O da kalmadı. O da bitti. Şu an düşünüyorum, teknesi olan arkadaşım vallahi 2 tane falan kaldı. Bayağıdır da konuşmadık. Satıyor herkes valla. Benim de etrafımda. Ben biraz onun alım satım işlerindeyle de biraz meraklıyım o işleri. Hı hı. Bazen ticaretle uğraşıyorum. Uğraşıyorum öyle ufak tefek işte. Araba alayım satayım. Hani bir arkadaşım tekne satar onunla. Şey böyle biraz çevresel de bir de konuları bildiğim için bazen dönüyor böyle ekonomi. Süper. Yani her zaman da diyorsun şarkı söylemiyorum yani. Bu arada bir şey söyleyeyim, sattığın şey ama artık öyle bir şey de yok ya. Yok işte, onlar da gitti artık. Değil mi? Bitti, o da bitti. Gitti. Her şey gidiyor yani. Bitti. Elimizden alınıyor her şey. Evet. Evet. Elimizdekiler gitmese elimizdekilerin yani. Sahibini iyi koruyalım yani. Demin işte onu konuşuyorduk. Yani her şey o kadar ateş pahası ki böyle aldın yani. Alınmış düzelecek, oldu artık. Düzelecek ya, düzelecek. Ben de inanıyorum yani. Ben her de. Şey bir şekilde güzel olacak. Yoksa hayatta çekilmez bu yani. Bu 2022 bir iyi gibi böyle yani. Bir iyi girdik. Ben i̇yi de sevdim gibi yani. 2022. Ben de sevdim 2022. Evet. Daha bir üzmedi henüz öyle çok. Daha çünkü çok başarılı bir şey olabilir mi acaba? Evet, ama ben de 2022'yi sevdim ya. Bu sene böyle şey yaptım böyle. Kendime liste yaptım. Böyle yapacağım. Uyguluyor musun? 3
tanesi okey. Yani mesela spora kesin başlayacağım dedim. Spora gidiyorum. Ondan sonra çünkü ara vermiştim. Ondan sonra işle ilgili böyle bir kararlar almıştım. Onları da yapmaya başladım. Süper. Ondan sonra bir tane bir şey var, onu söylemeyeceğim. Ondan sonra var yani böyle bir 10 tane falan bir hedefim var. 10 yıl. Yani her aya bir tanesini yaparsam 2 ayda bonus belki bir şey gelir, beklemediğim bir şey. Olur. Güzel olur. Böyle şeyler yapar mısın? Rüçelleri var mı? Yok. Aşkla aran nasıl? Yani aşk... Aşk bir kahkaha. Aşksız olur mu ya? Aşk güzel bir şey. Ama işte yani bu illa bir kişiye değil yani. Ben işte hayvana da olan aşkım da benim çok yüksek. Yani aşkı ben her türlü yaşıyorum. Arkadaşıma da aşığım, sevgilime de aşığım, anneme de aşığım. Öyle de aşığım, böyle de aşığım. Ay, bu şimdi bu kadar bombanın üstüne bu böyle çok genel bir cevap oldu. Ama ben o ruh halindeyim biliyor musun? Allah belamı versin. Gerçekten. Hiç bölemiyorum. Vaa ben bunu böyle seviyorum, bunu şunu. Yok bende. Aileme karşı da aynı şekilde diyorum. Hı hı. Herkese bir sevgi ve aşkım var. Ama diyorum ki yani bir şey oldu bende, bak sana söyleyeyim. Bu pandemiden sonra oldu. Hı hı. Ve bu tip konuların hepsini böyle bir kenara koydum. Süper. Hani o sıkı arkadaşım. Benim mesela arkadaş bağımlılıklarım çok rahatsız ediciymiş. Ben şimdi için içinden çıkınca. Ya bırak arkadaşını o kadar derdine, tamam insanların derdine tasasına koşmak çok güzel bir şey. Ama bir sınır olmaz. Ama gerçekten bir sınır olmalı. Çünkü ben onu hep böyle dert edip negatif kendi üstüne yükleyip bilmem ne. Ben şimdi bir kenara koydum. Dur Yaşar, evet. Saldır önün güzel. Evet. Şu an o moddayım yani. Hiç gözüm bir şey görmüyor inan. Bitiyorum ki şimdi bu program biz arabaya binip koşa koşa gideyim odama, kapımı kapatayım, müziğimi açayım. Devam. Ne varsa bitireyim devam. Devam. Oyum yani. Evet. Ya peki şu an bir dakika bir şey söyleyeceğim. Program bitsin mi istiyorsun? Hayır yani. O şekildeyim yani. Anladım. Diyorum. Hiç. İşinle, buradan çıkayım da bir arkadaşımın ofisine gideyim geyik yapayım. Onu gideyim bir ziyaret edeyim. Gideyim onunla bir PlayStation oynayayım. Ha. Gideyim onu başkasının stüdyosuna ziyaret edeyim. Yok abi kendim artık. Böyle bir yol çizdim. Başka bir şey de düşünmek istemiyorum. Vallahi bence çok iyi yapmışsın. Çünkü şu an müzikte de bence çok yani bunları hobiler falan da çok iyi bilir. Gerçekten çok ciddi de bir boşluk var. Evet. Her gün çok fazla insan çıkıyor. Evet. Şu an telefonumu açsam Instagram'ımı, bu özel mesajlar bölümüne girsem inanamazsın böyle kaç tane mesaj okurum. Bana albüm yapar mısın diyenler, beni programına çıkarır mısın diyenler, şarkı yaptım diye sayısız mesaj geliyor. Gerçekten ama hani bunun bir sonu yok. Gerçekten müzik için çalışıp yıllarca emeğini vermiş insanlar artık bence bunun İnan, çalışıp, ekmeğini yemesi lazım. Takibini yapmadığın hiçbir şey olmaz ki. Bizim hiç iş olmaz. Yani çünkü önde o kadar çok insan sürekli bir şey yapıyor ki. Değil mi? Yani tutsa tutmasa yapıyorlar yani. Hiç evet. Problem değil. Ve sadece şarkı yapmakla da değil. Sen tuttun diye bunu kendine dert eden var. Ya seninle ne oturup yemiş, ne seninle aynı sahneyi paylaşmış, evet. Ne seninle alakalı bir işi var ama... O da şarkı söylüyor, sen de şarkı söylüyorsun diye. Sen sırf tuttun diye kendini yiyor. Ya çok korkunç değil mi bu ya? Korkunç ötesi bir şey ya. Nazardan korkar mısın? Korkunç ötesi bir şey. Çıkmış bir tanesi geçen televizyona, ben falana çok kızdım da bu şarkıyı neden ona verdin diye. Ya sen kimsin bunu konuşuyorsun ya? Evet, niye kızıyorsun sen bir kimsin, kere? Sen kimsin, niye kızıyorsun başver. Sen benim karşımda bunu bir yüzüme söyleyebilir misin orada? Benim yüzüme söyle bakayım yani. Ya ne kadar çirkin bir şey, ona niye verdin? O onun rızkı ya. Evet. Bir kere senin kalbin pis olmasa onu söylüyorum. Ne sinirlendim bak ya. Ya ne sinirlendim arkadaş. Abi oradan alkışlıyor. Yani gerçekten. O konuyu anladım. Ben Allah bana hiç böyle bir duygu vermesin. Rabbim varsa da alsın. Yani hiç işim rast gitmesin. Bak böyle bir duygum varsa. Biri ister benim tarzımda olsun, ister olmasın. Birini başarmış kardeşim. Allah ona o rızkını vermiş. Adam mücadele vermiş. O şarkıyı yakalamış ya da o senaryoyu yakalamış. O oyunculuğu yapmış. Yani bunu bu şekilde aynen öyle. Yapmış ya. Ben onu nasıl kıskanırım ya? İşte bu herkesin, çok çirkin bir duygu yani. Bir de herkesin rızkı, işte herkesin emeğinin karşılığında alacağı şey farklıdır tabii, ki yani. Tabii. Sen bir kazanırsın, o beş kazanır tabii, ama tabii. Günün sonunda senin paran daha bereketlidir. Yani bunlar gerçekten hoş şeyler değil ama değil, maalesef değil. Bu sektörde bu çok fazla var. Bir yani. De bende şeker var. Bak çok tehlikeli, bana her soruyu sorma. Yemin ediyorum şeker var yani. Öyle minik, mi? Minik bir şeker durumum var. Aa, ama böyle bir şey var mıydı daha önce de? Oluyorum. Öyle mi? Yani birkaç senedir var. Aa çok. Çok geçmiş olsun. Çok dikkat etmen gerekiyor. Ediyorum, ediyorum. O yüzden de kilo veriyor olabilirsin. Evet, kilomu verdim. Biraz ondan da oldu. Takibini yapıyorum. Çünkü benim babamın şekeri var. O yüzden biliyorum yani bu şekerin gerçekten çok ciddi kontrol edilmesi evet, lazım. Evet, evet. Çeneme vuruyor benim şekeri. Babamın da dönem dönem vurdu. Çeneme vuruyor. İzliyorsa bize öpüyorum babamı. Çenesine vuran insanın hiçbir zararı gelmez insana gerçekten yani. Öyle dili, mi? Dilden ne olur ya. Bazı diller var ama sen bilirsin ya. O sokar. Başka, o konular... Onlar şey psikolojik durumlar onlar. Psikolojik durumlar. Onlar artık
tedavi edilmesi gereken durumlar. Evet, ya Allah onlara da sabır, acil. Sabırlar çok zor evet, bir şey. Çok zor bir şey ya. Kendini başkasını izleyerek yemen bunun kadar kötü bir şey olamaz yani. Kötü bir şey olamaz ya, düşünebiliyor musun? Evet. Sürekli kendinle kavga halinde olan insanlar var bu hayatta. Çok kısa bir hayat ya. Yani anladın mı? Yarın ölüp gideceksin. Evet, 30 yaşına geldin. Yani. Hiç hatırlamıyorsun. Bile. Kaç ya, sene 28. oldu? 28. Hayır 28 pardon. İşte yuvarladım ben hani 30 dedim. Bak bak ayakkabı numaram bir yaş büyük benden. Ha. O ayakkabının aynısından bende de var. Çok severim ayakkabıları da. Ayak numaran çıkıyor. Sen onun bir küçüğü müsün? Evet. Bir daha kaldır bakayım bakayım. Ha doğru ayakkabı numaran hatırladım. 42 yaşındasın evet. Yani. 80 doğumluyum işte. 80 doğumlusun. E çok güzel. En güzel yaşlar değil mi ya? Bence de. İnsanın aklı yerinde oluyor. Değil mi? İnsan evet. Kendine... Ya oluyor ya da ondan sonra zaten olmuyorsa 40'ından sonra derler yani. Evet. Tebeşir mi patlar bir şey derler. Teneşir. Teneşir yani. Ben ona niye tebeşir? Tebeşiri okulda tahtaya hocalar yazar genelde. Ha, hani ben de onu öyle düşündüm. Tebeşir patlar. Teneşir. Bu bitti artık. Hani bu teneşir yani. Hani bu bitti gömelim. Hoşçakal. Hoşçakal. Hadi bir minicik şarkı söylesene bize. Ne söyleyeyim? Bilmem yalanı söyle. Güzel okuyamayan, okumak istiyorum. Evet kabul bir tanem. Bir kıymet vardı hala senin o gerçek yüzünü görene kadar. Hata kimin onu geç, bitti ve şimdi çok geç anladım. Ben en sonunda söylediğim her şey yalan. Apaçık ortada herkes yılan. Yılan. Ben de böyle değiştiriyorum. Zayıfladım. Çok zayıf. Kaç kilosun şu an? Kaç şu an kilo 77 kiloyum. Çok iyi. Daha fazla verme. Evet. Artık böyle şey falan, squash, spor vesaire. İşte bel fıtığından dolayı pek spor yapamıyorum. Yüzüyorum hı-hı. Sadece. Hı-hı. Ama herhalde ona da ufak ufak artık başlayacağım. Ya senin öyle bir problemin vardı değil mi bel? Kurtulamadım. Benim hayatımdaki tek sıkıntım o ya. Çok şükür. Artık. Artık hayatındaki tek sorun bel fıtığın olsun. Bırak kurban ya. Ona. Bel fıtığına kurban. Bel fıtığına dua ettiğin günleri de görecekmişsin. Dua değil, kurban diyorum direkt ya. Vallahi söyleyecek çok bir şey de yok yani burada. Gerçekten zor günlerde geçirdin yani ama aslında yıkılmadın, insana. Ayaktasın yani. Çok şükür. Kendini bildikten sonra insan. Değil mi? Evet. İşe verdin işte kendini sağ. Evet. İşime bakıyorum. Her zamanki gibi. Şimdi daha çok dikkat ediliyor sadece işime. Kendimi verdiğim. Çünkü güzel isimlerle çalışıyorum. Daha isimlerle evet ya. Bence Mustafa da sana çok iyi geldi. Yani Mustafa ve Sinan da çok iyi her geldi. Her türlü iyi geldiler. Yani hem psikolojik olarak iyi geldi. Hem böyle sosyalleşmen evet, adına iyi evet, geldi. Evet, evet. Sanki böyle bir arkadaş çevren hafiften değişti gibi tabii, oldu. Tabii, tabii. Yok, çok geldi. Şey değişti. Onlarla gerçekten başta Eylem İpek olmak üzere. Ben tanımıyorum ama buradan selamlarımı iletiyorum kendisine. Aşkım o benim. Kurban olurum. O sağ olsun böyle bizim hepimizi bir araya da topladı. Güzel bir şeyler oldu. Vallahi ya, süper da. Oldu. Şeyden de kurtuldum. Kimdi? Mikrofon var söyleyemem. Anlayamadım. O şeylerden de kurtuldu ya. Ha, evet. Ondan sonra bence oradan da bir iyi oldu. Tabii. Evet, onlar da biliyorsun kendi evet. Aralarında evet. Çok karıştılar evet, falan. Evet. Bence oradan da sen köşeden döndün yani. Yani. O zaten bir şey yoktu orada yani. Öyle bir, öyle bir arkadaşlık sadece herkesle. O da çocuğu da tanımazdım etmezdim yani. Neyse. Aynen. Bunu programdan aynen. Sonra bir ara konuşuruz. Aynen. Evet burada da böyle bir şey var. Valla iyi ki geldin Yaşar sağ ya. Sağ ol çok teşekkür çok ederim. Çok güzel geldi hiç enerjin. Televizyon programı gibi değil sanki böyle geldim evde oturduk sohbet evet, ediyoruz gibi. Sohbet çok güzel gibi oldu. Bence de çok güzel oldu. İnşallah ederim. İzleyicilerimiz de beğenmiştir. Sağ olsunlar bizi izleyip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Bir hatamız olduysa kusura bakmayın. Canlı yayındır. Canlı yayın da böyle evet. Arada olabilir. Evet. İşte teneşir mi, tebeşir mi gibi şeyler karıştırabiliriz. Yapmış olabiliriz. Normalde aslında bunların doğrusunu bildiğimiz yanlışlar. Ama televizyonda oluyor değil mi? Böyle çok komik ya. Ben bir gün bir arkadaşım adım Ece dedim. Böyle bir anda öyle çıktı. Kuzenimle buluşmuştum Ece. Çıktım Ece dedim falan böyle alakasız. Hani arada insan böyle bazen oluyor, böyle oluyor. Ufak i̇nsan tefek dalıyor böyle bir şey düşünüyor. Bizim de kafamız düşünün. Çok dolu. Meşgul yani ben de dönüyorum kaç yıldır arkadaşımın yanında 20 diyorum ki Mustafa falan yani kaçıyor değil insanlar. Değil mi kaçıyor. Yani. Ama gerçekten Mustafa'ya buradan öpücüklerimizi gönderelim. Aynı evet. Şekilde Sinan'a da. Sinan'ı da çok severim. Çok eski tanırım ben Sinan'ı da bu arada. Evet. Onlar da çok seviyorlar seni. Evet aynı severler. Aynı sohbetin oldu. Zaten hı-hı. Herhalde Birkan. Birkan evet. Enişten senin. Enişten. Evet. O Birkan da bizim için çok kıymetli, çok değerli.
Mustafa'nın biliyorsun kıymetlisi evet, o. Sağ kolu gibi yani evet, öyle. Onlar evet, pıt pıt pıt. Müzikal anlamda. Evet çok... onlar oradan da iyilerdir. Biz de onlarla çok eski arkadaşım işte ben de. Sinan'ı da çok eski tanırım. Hani böyle güzeldir yani. Bir bağ var, güzel bir bağ var. Evet. Onların ilk biliyorsun düğünlerinde kıyafetleri yapmıştım. Evet Burcu'nun. O olaylık ya. İnşallah onlar için de hayırlısı. Haklarında ikisinin de hayırlı bir şekilde sonuçlansın. İkisini de Burcu'yu çok küçükten tanırım. Sinan zaten biliyoruz. İkisinin Allah hakkında hayırlısını versin. Amin. İkisi de çok güzel insan. İkisi de güzellikte hak eden bir insan. Evet, mutlu olsunlar. Mutlu olsunlar. Çok her mutlu olsunlar inşallah. Her nasıl mutlu olacaklarsa aynen, o şekilde. Aynen inşallah. Bir an önce kendilerine iyi gelsinler i̇nşallah. Ve toparlasınlar inşallah. İnşallah. Duacısıyım. Amin. Biz de amincisiyiz. O zaman iyi ki geldin diyorum tekrar. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Güzel başlıklar vererek. Şimdi hemen onları biz diyorum magazine servis edelim. Ben buradan İstanbul Havalimanı'na gideyim. İstanbul Havalimanı mı var acaba? O da mı kalmadı? Hayır doğru yok yok açtılar. Açtılar da çöktü açtılar. Möktü ya. Açtılar. Neyse Allah. Çok komik bir şey izleteceğim sonra sana. O zaman biz biraz sonra Yaşar İpek'i buradan tekrardan çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. İyi ki geldin, iyi ki varsın. Yeni şarkılarınız arka arkaya geliyor. Yine arka geleceğiz. Arkaya bekliyoruz tamam, o zaman seni yine. O zaman biz şimdilik Yaşar İpek'le olan programımıza ara veriyoruz. Biraz sonra Zeynep Demir'le kaldığımız yerden sohbetimize devam edeceğiz. Tekrardan merhaba. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Yaşar İpek'i o güzel sohbeti, hoş sohbetiyle uğurladık. Şimdi gerçekten güzellik deyince Zeynep, Zeynep deyince güven. Zeynep'e sonuna kadar güvenebilirsiniz. Çünkü gerçekten işinde çok titiz. Gerçekten bütün ekibi çok güler yüzlü. Nişantaşı'nın çok merkezi bir lokasyonunda pırıl pırıl, çok hijyenik bir şekilde en iyi cihazlarla bir güzellik merkezine sahip. Çok da başarılı. Hem de çok tatlış bir kızı var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben deyim. Bugün adaşım var. Zeynep. Biz böyle dilek programa devam edeceğiz. Dilek dileyebilirsiniz aramızda. Nasılsın? Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Senin nasıl gidiyor? Benim de iyi gidiyor. İşte koşturuyoruz. İşler, evet, güçler. Evet, bir takım böyle yoğunluklar var evet, tekrardan evet, başladı. Sen çok yoğunsun. Evet takip ama güzel, güzel yoğunluklar bunlar. Dün gece böyle bir falan da eve gittiğimde işten çıktığımda ama güzel yorgunluklar bunlar. Keyifli yorgunluklar. Çok güzel gözüküyorsun. Sana kırmızı çok yakışmış. Çok sağ ol. Daha çok giymelisin. Evet rengi daha çok seviyorum. Sana bana. Çok yakışmış. Bir de bu arada bilmiyorum siz ekrandan fark ettiniz mi ama fark edilmeyecek gibi değil. Ben fark ettiğinizi düşünüyorum. Ojelerinin rengine bayıldım. Ne renk bu renk? Bu fuşya. Fuşya. Evet fuşya. Değil mi? Fuşya ama böyle biraz hafif morluk var gibi evet, de. Evet, biraz koyu fuşya. Çok güzel. Bu, hemen tabii şimdi konudan konuya geçmiş gibi olurum ama bu ellerinin kalıcı oje değil mi bunlar? Evet, kalıcı oje bunlar. Sizde bu arada kalıcı oje, protest manikür, tırnak. Protez tırnak da var. Kendi tırnakların mı? Yok, protez bunlar tırnak. Protez tırnak. Protez tırnak. Evet, birazcık anlatsana bize protez tırnaklar falan nasıl yapılıyor? Protez tırnak kendi tırnağımızın üzerine ya jelle ya da tipslerle uzatma yöntemi uyguluyoruz. İsterseniz uzun kullanabiliyorsunuz, isterseniz kısa kullanabiliyorsunuz. Bu tamamen sizin tercihiniz. Ben çok uzun istiyorum diye de bilirsiniz veya kısa olsun kendi tırnaklarım sürekli kırılıyor, o güçlensin istiyorum derseniz sadece kalıcı oje ve jelle de güçlendirme yapabiliyoruz. Yaklaşık olarak 3 hafta sağlıklı bir şekilde ellerimizi kullanabiliyoruz. 3 haftanın sonunda artık diplerden uzamaya başlıyor. Onu yenilemek gerekiyor. Bakımını yapmak gerekiyor. 3 haftada bir bakımını yaptığımız sürece çok uzun süre kullanabiliyoruz. Peki bunun bakımı nasıl oluyor? Yani diplerden çıktıkça diplerine mi yapılıyor yoksa çıkarıp tekrar mı yenileniyor? Komple üzerindeki oje, kalıcı oje ve jel sökülüyor kendi frez makinesiyle. Söküldükten sonra yeni jel üzerine ekleniyor. Uzayan bölgelere tekrardan ekleniyor. Onun üstüne istediğimiz renk ojeyi seçerek, kalıcı ojeyi seçerek tekrardan bir 3 haftalık daha bakımını yapmış oluyoruz. Çok güzel. Ellerin o kadar güzel, o kadar temiz. Zaten ellerin çok güzel.
Ellerin bayağı güzelmiş. Şimdi baktım ellerini inceliyorum. Ellerin çok güzel. Zeynep'in elleri çok güzel. Evet, gerçekten tam böyle her bir... Her gelen direk elleri dikkat evet, edecek. Takı markası, bir oje markasının eli olabilir. Ay oje ve... Evet, oje de olabilirsin bu arada. Bir böyle takı markasının eli olarak kullanabilirlerse de çok güzel ellerin. İnce ince, uzun uzun, çok güzel parmaklarım varmış. Çok güzel yapıyorsunuz. Bu sizin güzellik merkezinde var Zeynep Tabii, Demir'de. Evet. Değil mi? Zeynep Demir'de böyle benim Nişantaşı'nın gerçekten en sevdiğin lokasyonundasınız diyebilirim yani çok Zeynep. Çok yakınız zaten. Hem çok yakınız iş olarak evet. Hem de o Teşvikiye Camii'nin oraları ben evet. Çok seviyorum. Zeynep Bey'e gitmek isterseniz hemen Teşvikiye Camii'nin orada kendi yeri. Orada gerçekten birbirinden güzel işlemler yapıyor. Yok yani her şey var. Biz bir sürü VTR'ler çektik sizler için. Burada bahsetmiştik zaten. Bir sonraki bölümde VTR'leri çekeceğiz demiştik. Gerçekten çok güzel VTR'ler çektik. Evet. İşlemleri anında o anda işte yarım yüz uygulayıp gördük. Ben dehşete kapıldım. Sürekli tek diyorum ki. Tek seyahat sonuçları evet, bile bunlar. Evet. Bakın kaç burada. Kendi kendime inanamadım. Gerçekten hani mucizevi denilebilecek ama gözümle gördüğüm kesinlikle doğruluğunun çok yüksek olduğu bir işlemler yapıldı. Hı hı. Çok çok beğendim. Ben hatta iğnesiz işlemlerde yani iğnesiz yapılan her işleme okuyayım çünkü iğneden çok korkuyorum. Evet. O yüzden bazılarını ben herhalde herhalde gelip yaptırabilirim Zeynep. Yani böyle aklımda birkaç bir şey var sana yaptırmak istediğim. Yapalım, koruyalım. Güzelliği hep koruyalım. Evet. Yani ihtiyaç olup olmaması önemli değil. Korumak amaçlı yapalım cildim. Mesela senin cildin o kadar pürüzsüz ki yani televizyondan görüyorsunuzdur. Gerçekten bebek cildi gibi bir cildin var. Bunun için özel bir şey yapıyor musun? Ben makyaj sevmiyorum. Daha önce de söylemiştim. Onun yerine renkli BB koruyucu kullanıyorum zaten. Ve sürekli hydrafacial bakımını yaptırıyorum. Bir ayda bir mutlaka ki bakımımı yaptırıyorum. Hydrafacial'a cilt altını, cilt yüzeyindeki hücreleri temizleyip cilde vitamin uygulaması yapılıyor iğnesiz bir şekilde. Ve led terapileri var içerisinde. Led terapiler sayesinde ciltte oluşan sorunu engelliyor. Oluşmuşu da tedavi ediyor. Bir ayda bir sürekli medikal bir cilt bakımı hydrafacial yaptırdığım için başka bir şeye gerek duymuyorum. Çünkü ben belki de 15 yıldır çok düzenli bir şekilde cilt bakımına önem veriyorum. Hydrafacial yaklaşık 8 yıldır var. 7 yıldır da hydrafacial'ı her ay mutlaka yapıyorum cildime. Öyle mi? Peki bazen böyle insanlar soruyorlar bana işte ben bu konularda biraz meraklı olduğum için. Evet. İşte hydrafacial işte ince çizgileri, kırışıklıkları da açıyormuş evet. Diyen de çok oluyor. Evet. Bir de hydrafacial'ın zararlı olduğunu söyleyenler de çok oluyor. Ben zararlı olmadığını biliyorum. Evet. Hatta çok faydaları olduğunu da biliyorum tabii ama ki. Şimdi ben tabii bu konusunda uzman hazır seni yakalamışken bu soruyu da sana yöneltmek evet. İstiyorum. Aklında bunun gibi soru işareti olanlar için. Bu kulaktan yani kişinin bilinçsizce söylediği bir şey. Bunun doğruluğunu Dünya Sağlık Örgütü ve FDA kanıtlamış. FDA, hydrafacial FDA onaylı bir sistem ve Dünya Sağlık Örgütü onaylı bir sistem. FDA diyor ki hiçbir şekilde cilt sağlığını bozmaz. Aksine ciltteki ince çizgileri açar, oluşmuş lekeleri açar ve oluşmasını engeller. Cildeki akne tedavisini, akne bakımlarını çözüm olarak uygulanabilir. Bunun kanıtını FDA veriyor. Yani FDA'da yaklaşık olarak nereden baksanız 300-400 doktor, yaklaşık 150-200 tane bilim insanıyla bunlar onaylanıyor. Bir sürü cihaz gidiyor. Birçok firma gidiyor Amerika'ya bu işlemler için. Çok belirli işlemlere evet diyor. Bu insan sağlığına hiçbir şekilde zarar vermez. İnsan sağlığına zarar vermediğini kanıtlamak için de FDA onayını veriyor. Zaten gittiğiniz yerde hydrafacial'ın orijinal olup olmadığını kontrol ettirmeniz çok önemli. Veya Google'a bile yazdığınız zaman çıkıyor nerede orijinal kullanıcılar olduğu. Yani bu aslında bu işlemleri yaptırdığımızda güvenilir ve emin ellerle yaptığınız. Sahte cihazlar evet değil var. Mi? Çin malı çok cihaz var. Evet. O kadar çok cihaz var ki Çin malı hydrafacial, hydroprofacial, hydromaster bilmem ne isimlerini değiştirerek birçok şey kullanıyorlar. İnsanları da kandırıyorlar açıkçası. Değil mi? İçerisine su koyuyorlar o cihazın içerisinde yaklaşık olarak 4 tane ayrı solüsyon var cilt tedavi edici. Onun yerine su koyuyorlar veya herhangi bir tonikle bir şeylerle cildi temizliyorlar. Ve çok yanlış eğitimsiz bir şekilde cildi tedavi yapmaya çalışıyorlar. Cildi yukarı doğru değil de aşağı doğru yapan kişinin uzman olması da çok önemli. Çok önemli. Bu sefer aşağı doğru yaptığı zaman kaslar aşağı zaten düşecek. Zaten yer çekimi diye bir şey var. Tabii. Yani biz buna engel olmak istesek lazım. De istemesek de böyle yüzümüz işte
maalesef böyle böyle sarkıyoruz yani. Hani boyundan aşağı burada. En çok Kanada'da yokmuş, yer çekimi azmış. Mesela Kanada'daki insanlar kalkın gidiyoruz. tartıda daha az çıkarlarmış yer çekimi olmadığı için. Daha az yaşlanırlarmış ona göre de. Evet, çünkü onlar daha yer çekimi yok. Evet, o yüzden orada yer çekimi azalıyor tabii. Evet. Yukarılara gittikçe. O zaman hemen buradan hep beraber kalkıyoruz. Kanada'ya. Ben Kanada'da 30 kilo olarak mesela hayatıma devam ediyorum. Zaten. İnanılmaz alıyor. 46 kilodan 30 kilo terfi etmeye doğru ilerliyorum. Kendimizi iyi hissetmek için orada tartılık var mıyım? Evet. O zaman şöyle yapalım mı Zeynep? Bu güzel gerçekten hem kırışıklıkları açan hem cildimizi gerçekten pürüzsüz yapan, ki ben bu uygulamayı biliyorsun ki sen evet, de bana hep yapıyorsun. Yapalım. Hep yaptırıyorum. Çünkü ben bunun gerçekten kendimde çok faydasını görüyorum. Benim cildim çünkü çok problemsiz bir cilt gibi gözükse de çok çabuk, hassas hemen çok hassas bir cildim var. Şimdi bugün makyaj yapıyor sağ olsun Royacığım bana. Şu an oradan da öpücüklerimi gönderiyorum, bizi izliyor. Çok güzel makyaj yapıyor ve gerçekten her şeyin en iyisini evet, kullanıyor. Evet, görüyorum yaptığı makyajı. Evet, bütün hani çok iyi ürünlerle makyajı yapıyor evet. Ama günün sonunda ben onu tam olarak cildimden çıkaramıyorum. Yani yıkıyorum. Böyle hala daha kalıyor. Çünkü ne yapsın kız? Orama kontür yap Raya. Burnumu küçültre. Raya da çok güzel ameliyatsız burun küçültme işlemleri evet. Yapıyor. Ondan sonra işte isteyen hemen şurayı biraz pıtlatır. Elmacık kemiği. Çene hattı. Hemen Javali. Hemen bir javali. Hiç yani ameliyatsız tık. Ben biraz daha yapayım ben. Biraz daha yapayım. Oh, şuramda saçım yok. Hemen oraya biraz saç yapar falan. Böyle. O da böyle çok güzel. Makyajın çok iyi tekniklerini bildiği için. Yani bu konuda yani hiç yani mütevazı olmaması gereken bir insan çok iyi makyaj yapıyor. Kalıcı makyajı da çok iyi yapar kesinlikle zaten. Ben sana telefonda diyorum kesinlikle kalıcı makyaj yap. Bak siz onunla bir belki işbirliği yaparsınız. Royale sizi programdan sonra çok bakamıyorsun şu tarafta olduğu için ama sizi biraz konuşturayım. Tabii. Çok güzel şeyler yapıyor. O yüzden de güzel şeyler yapabilir. Hadi hep beraber şu benim de çok uyguladım. Çünkü işte onu söylüyordum. Yüzümde böyle minik minik nokta nokta isilik gibi şeyler oluyor. Her temizlediğimizde ikinci gün itibarıyla onlar gidiyor. Ve ben akşamları yüzümü işte el gibi değil ki yüz. Gün içerisinde yıkayamıyoruz. Dolayısıyla tozlu her şeyi hapsediyoruz. Düşünsene elimizi günde kaç kere yıkayıp kaç kere dezenfekte ediyoruz. Yani herkesin böyle düşünmesi lazım. Hadi o zaman gidelim. Evet. Zeynep Demir'in Nişantaşı'ndaki o tarihi binadaki çok güzel güzellik merkezine. Orada bakalım hangi işlemleri uygulamışız. Hydrafacial'la birlikte başlayalım bakalım. Herkese merhaba. Bugün Nişantaşı'nda Zeynep Demir'in güzellik merkezindeyiz. Bakalım burada hangi işlemler uygulanıyor, neler yapılıyor hepsini birlikte inceleyelim. Evet, bugün Zeynep Demir'in kendi yerindeyiz. Daha önce o bizim stüdyomuza gelmişti. Şimdi de biz onu ziyarete geldik. Birbirinden güzel işlemler yapılıyor. Güzelleşmeye kim ayır der? Hiçbirimiz demeyiz. Hadi hep beraber bir gezelim bakalım burada neler yapılıyor. Evet, Zeynep Demir'in güzellik merkezindeyiz. Şimdi Zeynep de bizimle birlikte. Çok güzel tarihi bir binadayız. Nişantaşı'na yaraşır bir yerdeyiz şu anda. Evet, şu an hangi bölümdeyiz Zeynep'ciğim? Şu anda pedikür bölümündeyiz. Burada medikal ayak bakımları ve pedikür işlemlerini yapıyoruz. Süper, gerçekten çok güzel, çok sıcak ve çok şık dekor edilmiş bir yer. Bu alanda da kalıcı oje, manikür işlemlerimizi uyguluyoruz ve protez tırnak bölümümüz burası. Çok güzel. Burada ben de kalıcı oje ve manikür işlemlerimi yapıyorum. Çok keyifli ve çok güzel de bir alan olduğu için kahveler eşliğinde güzel oluyor. İşte bize hızlıca anlatır mısın bu odada neler oluyor? Lenf terapi masajı uygulanıyor bu odada. Bu cihazda kan dolaşımı hızlandığı için selülit tedavisinde çok etkili ve tüm hastanelerde, kliniklerde, spor merkezlerinde bile uygulanıyor. Çünkü dolaşımı hızlandırıyor. Dolaşımı hızlandığı için selülit tedavisinde başarılı ve ödem atıyor. Evet, gerçekten benim ayda bir ziyaret ettiğim bir odadayız. Kendisiyle aram çok iyi. Çünkü bu cihaz sayesinde ışıl ışıl ve kusursuz bir cilde sahip oluyoruz. Özellikle makyaj yaptırıyorsanız ve problemli bir cildiniz varsa lütfen Zeynep'ten detayları şimdi öğreneceğiz. Sizler de bu işlemi uygulayın. Hydrafacial cihazıyla uygulama yapıyoruz. Hydrafacial'da akne, leke, sivilce gibi problemlerde yaklaşık olarak 3-4 seans gibi kısa sürelerde sonuç alıyoruz. Ve seans aralıkları ayda bir oluyor. Bazen çok problemli ciltlerde bu süre 2-3 haftayı inebiliyor. Hydrafacial'da ışıl ışıl pırıl pırıl bir ciltle çıkıyorsunuz buradan.
O zaman Zeynep bize bu uygulamayı bir uygulasın bakalım. Sizler de izleyin. Gerçekten neden bu kadar beğenerek ve severek anlattığımızı hep birlikte izleyelim. Evet, şu anda gerçekten benim mucizevi diye adlandırdığım odadayız. Çünkü ışıl ışıl olacak. Birazdan hepiniz buna şahit olacaksınız. Ve bu uygulamayı Zeynep kendisi yapıyor. Sevgili Zeynep Demir. Şimdi ilk aşamasını bize anlatır mısın? İlk aşamasında cildi temizliyoruz. Temizlediğimiz cilde sonrasında tonikle arındıracağız. Ardından da ilk aşama dermabrazyona geçeceğiz. Hydrafacial'da olan. İlk aşamamızda şu an cildi temizliyoruz. Temizleme toniğimizle. Temizledim ama şu an yarım yüzü yapıyoruz ki aradaki farkı görebilelim diye, diğer yüz arasındaki farkı görebilelim diye. Şu an zaten yarım yüzle bile dokunduğumuzda aradaki farkı hissedeceksiniz. Bir taraf daha pürüzsüz kadifemsi, diğer taraf daha pürüzlü. Çünkü diğer taraftaki ölü hücreleri almadık, bir taraftaki ölü hücreleri tamamen cilden ayrıştırıyoruz. Evet, şu an ikinci aşamasındayız uygulamamızın. Biraz da bize bundan bahseder misin Zeynep'ciğim? Evet, şu anda uygulamada ikinci aşamaya geçtik. İkinci aşamada Aktif 4 solüsyonu ile cilt yüzeyinde bulunan, cilt altında bulunan bütün yağı, kiri, ölü hücreleri, siyah noktaları özel vakum teknolojisi ve özel solüsyonlarıyla cilden ayrıştırıyor. Şu an zaten başlığın ucunda görüyorsunuz biriken bütün yağ birikintilerini ve cilt yüzeyinde birikintileri görüyoruz. İşlem sonunda zaten cilden çıkan ölü hücreleri ve yağı kiri göstereceğiz size. Evet, şu anda hangi uygulamayı yapıyoruz? Şu anda %15'lik bir glikolik asit uyguluyoruz cilde. Glikolik asit de ciltte leke, akne, sivilce gibi problemlerle savaşıyor. Mavi led uygulamasına geçtin. Bize bununla ilgili de biraz detaylı bilgi verir misin Zeynep? Mavi led uygulaması ile ciltte üretilen fazla yağ salgısını düzene sokuyor ve akne, sivilce gibi fazla salgılanan yağın düzene girmesini sağlıyor. Şu anda Hydrafacial uygulamamızı bitirmiş bulunuyoruz. Şu anda yarım cilt uygulaması yaptık ve aradaki farkı bize Zeynep'in anlatmasını istiyorum. Evet, şu anda yarım yüz uygulamamızı bitirdik. Yarım yüz uygulamasında şu an zaten bir cilt daha, bir yarım yüz daha temiz, daha canlı, daha parlak ve daha vitamin dolu. Elinizi sürün böyle. Evet. Sonra orayı ben yine dezenfekte edeceğim tabii. Evet, burası çok daha pürüzlü ve yumuşak. Burası daha, pürüzlü ve sert. Biz tabii işlem uyguladıktan sonra yarım yüz bırakmadık. Evet. Siz sonra buradan bir söyleyelim, devamında sonra evet, yaptı Zeynep. Öyle bırakmadık kesinlikle. Hadi artık bu çekim yaptık değil, böyle bırakmadık işlemi. Gerçekten o anda bile orada o işte dokunduğundaki o hissiyat işte gerçekten çok güzel. O şeyi bir başka oluyor yani, hani o temizlenmiş cildin dokusu. İşte temizleniyor ve o başlıktaki o ölü deriler, evet, yağ birikintileri. Bunlar düşünsenize temizlenmeyince sürekli vücudunuzda, birikiyor, yüzünüzde evet, bunlar birikiyor. Tabii. Daha yüzden... mat, daha cansız bir görüntü ulaşıyor cilt biriktiği için sürekli. Ama onları temizlediğimizde, cilden ayrıştırdığımız zaman ışıl ışıl, pırıl pırılmak, gece ihtiyaç duymadan gezebileceği bir cilde ulaşıyor. Bir de bir hafta sonra asıl etkiyi gösteriyor. Çünkü uygulanan vitaminler yaklaşık olarak bir hafta içerisinde cilt altında açılıp büyüyor. O büyüdükçe daha dolgunlaşıyor, daha cilt tedaviye ulaşmış oluyor. Evet, yani bu da çok önemli bir şey. Yani bu arada bunu mesela bu cilt temizliğini hangi yaş aralığı yapmalı? Bu cilt bakımını, cilt temizliğini aslında bir yaş sınırı şöyle yok. 14 yaşından itibaren tüm cilt tipine uygulanabiliyor. Tüm yaş grubuna uygulanabiliyor. 14 yaşından artık ergenliğe başlamış oluyor ve ergenlikte çoğunun sivilcelere, siyah noktaları oluşuyor. Bu durumda direkt aslında ergenliğe girdiğinde başlarsa hiçbir şekilde sivilce oluşumunu olmadan, siyah noktalar yüzeyde bulunmadan çok rahat bir şekilde ergenliğini tamamlayabiliyor. Çünkü sürekli üretiyor. Evet, aslında böyle işlemlere gerçekten ergenlikte başlamak çok önemli. Evet. Çünkü ergenlikte herkesin bütün hormonlar değiştiği evet, için işte yüzde, boyunda, sırtta, evet, evet, değil evet, mi? Göğüs kısmında, birçok bölgede olabiliyor. Peki bu bunu çok merak ediyorum ve bilmiyorum gerçekten böyle bir şey var mı, ama bu yüzdeki akneler işte boyunda ve sırtta, şu omuz bölgelerinde de olabiliyor. Bu evet, işlem oralarda tabii da uygulanabiliyor. Tabii, vücudun her bölgesinde uygulayabiliyoruz. Mi? Nerede varsa problem. Göğüs, dekolte, boyun, sırt, komple sırt yapıyoruz. Mesela komple üst kol yapıyoruz. Çok oluyor buralarda mesela sivilceler, isilik gibi
Çok oluyor sırtta mesela, çok oluyor. Hatta sırf sırt işlemi için gelenler çok fazla oluyor. Öyle mi? Bak bunu ben bilmiyordum gerçekten. Çok güzel hep merak ediyordum yani, bu sırta acaba uygulanır mı bu işlem falan diye. Çünkü evet, yüze uygulanıyorsa neden sırta uygulanmasın? Bir de benim bir şey dikkatimi çekti. Sen bu işlemi yaparken hep bu dekolte ve boyundan ve yukarı yaptın. Evet. Normalde cilt bakımına, yani ben gerçekten kendime dikkat eden birisiyimdir. Gerçekten güzellik merkezlerine giderim. Zeynep'le tanışmadan önce de bir sürü yere gitmişliğim vardı. Bazı yerler hemen şu çenenin altından, sadece şu bölgeye yapıyor. Evet. Yani şu kadar sadece yüzümüze yapılan cilt bakımı beni hiçbir zaman mutlu etmiyor. Tabii. Her zaman boynuma, hatta dekolteme de yapılmasını istiyorum. Çünkü orada ya bana bir bütün gibi geliyor. Hani fondöteni sürerken de öyle ya. Evet, buraya kadar sürüp boynumuza sürmediğimizde, onu bir şekilde o geçişi sağlamadığımızda hiçbir bir işlem olmuyor. Kalmıyor, yarım kalmış oluyor. Çünkü bu da cilt bütününe dahil. Zaten normal eğitimlerde, ilk eğitim aldığınızda bile esesyenler için söylüyorum, herkes bilir, boyun, dekolte ve yüz komple yapılır. Hiçbir şekilde sadece yüz yapılmaz. Yüz yapanlar geçiştirmek için. Değil mi? Zaman kazanmak için, ama hiçbir şekilde boyundan başlanmadan ya da dekolteden başlanmadan işlem yapılmaz. Yani burası bir bütün, mutlaka yapılması lazım. Ben de aynı fikirdeyim. Yani hani sanki saçımızın yarısını yıkayıp yarısını yıkamamak gibi hissediyorum ben bunu. Bu çok önemli. Yani eğer bu işlemleri yapıyorsanız gerçekten çok dikkatli ve emin ellerde yaptırmanız gerekiyor. Ama olabilir. Belki böyle güzellik merkezlerine gidemeyecek, işte evde kendisinin halletmesi gerekenler için böyle küçük bir tavsiye verebilir misin? Evde yapılabilecek, hani zarar vermeden. Cilde zarar vermeden. Evet, riske atmadan kendilerine. Cilde zarar vermeden, riske atmadan mutlaka ki cilt temizliğine çok önem veriyoruz. Hı hı. Cildi temizleme, eğer karma ve yağlı ciltler için mutlaka ki temizleme jeliyle cildine, uygun temizleme jeliyle cildini temizleyip, çok pahalı olmasına gerek yok, İyi olduğuna inandığı bir markayla uygun fiyatlı da olabilir. Bu zaten kendi bütçesine göre bir ürün olmalı. Temizleme jeliyle cildini temizleyecek. Hassas ve kuru ciltler için de temizleme sütüyle mutlaka cildini sabah uyandığında temizlemesi gerekiyor. Ardından yine bir arındırıcı tonik kullanabilirler. Daha da derinin altında kalan yağı kiri temizleyebilmek için yine cilt tiplerine uygun. Cilt tipini bilmek çok önemli. Bunun için mutlaka ürünü aldıkları yerde zaten cilt analizini mutlaka ki yaptırsınlar. Ona göre uygun. Tabii ki yapan kişinin de emin olsunlar doğru analiz yaptığını. Orada hemen ona göre bir cilt ürünü verecekler kendisine. Cilt temizliğini yaptıktan sonra yine cildine uygun bir nemlendirici ile akşam yatarken cildine yine temizleme, tonikleme işlemi yaptıktan sonra nemlendiricisini sürüp yatabilir. Peeling olarak da evde peeling. Evde yapılabilecek peeling. Ben bazen böyle evde şey yapmak istiyorum. Mutfağa gireyim, işte şekeri koyayım, yumurtayı koyayım, atıyorum şu anda yani. Evet. İşte birazcık hafif bir su koyayım, onu böyle alayım, işte elimi onunla yapayım ya da işte burnumun üstünü falan gibi bir şeyler. Böyle bize bir tanecik tarif verir misin? En basit zaten bildiğimiz bir kahve peelingimiz var. Hı-hı. Bir de şeker, granürlü yani toz şeker ve sıvı yağ. Zeytinyağından faydalanabilirler. Çok az zeytinyağı ve şeker kullandıklarında o zaten granür oluşturduğu için granür ölüleri temizleyecek. Yüzlerine uygulayabilirler. Zaten zeytinyağı çok hassas ciltlerde bile uygulanabiliyor. Şekerde de hiçbir şekilde sorun yok. Hiçbir şekilde cilde zarar vermeyecek. Baktık hafif acımaya başlıyor cildi böyle. Hemen bıraksınlar. Direkt yapsınlar. Bir iki dakika ovalayıp durulasınlar, zaten ipek gibi olacak. Yani onu bile uyguladıklarında direkt görecekler. İçine çok hassas ciltlerde bal koyabilirler. Bir kaşık bal koyduklarında o hassasiyeti daha da yatıştıracak. Süper. Aa, ben bunu akşam eve gidince makyajımı sildikten sonra yapayım. Çok güzel bir bilgi verdin. Az bir yağ, zeytinyağı. Zeytinyağı. Üzerine şeker koyacağız. Toz şeker olması çok çok hassas ciltlerde bal da konulabilir. Bal da koyabiliriz. Ay, çok tatlı biri olarak bu gece şeker tadında cildime küçük bir bakım yapacağım. Evet. Süper, çok güzel. 2-3 dakika bir ovalamayla direkt zaten ciltte o ölüleri arındırmış olacaklar. Bunu haftada 2 uygulayabilirler. Cilden ölüleri ayrıştırdığımız zaman cilt zaten canlanacak. Direkt farkı görecekler. Yani bu da evde hanımlar, dışarı çıkamıyorsanız, işte güzellik merkezlerine gidemiyorsanız, İşte ben kendime bakamıyorum, siz oradan oturmuşsunuz, anlatıyorsanız diyorsanız artık siz de kendinize bakabilirsiniz. Su tüketimi çok önemli. Hemen toz şekeri koyuyorsunuz, üstüne bir de zeytinyağını koyuyorsunuz.
Oh bir güzel poz. Bu arada beyler de yapabilir bunu değil tabii, mi? Tabii. Herkes de yapabilir bunu. Evet kesinlikle. Bunun yaşı var mı? Peki akneli cildi olanlar yapabilir mi? Akneli cildi olanlar için akneli olan dokuda hiçbir şekilde peeling uygulaması yapılamaz. Akneli cilt için öncelikle akneli ürün tedavisi uygulanması gerekiyor. Onda mutlaka ki yağlı cilt için, akneli cilt için temizleme toniği, temizleme jeli kullanabilir ve akne kurutucu serum kullanabilir. Onun için mutlaka ki bir tedavi yaptırması gerekiyor. Akne ciltler yani sağlıksız ciltler için uygun değil bu evet. uygulama peeling daha. Çünkü oradaki irini dışarı atacağı için diğer tarafları da bulaştıracak. O zaman da ters sonuç alabilir. O yüzden önce akneyi kurutmak en önemli işi. Akneyi kurutmak. Evet, orası da evet burası bence kilit noktası. En önemlisi akneyi kurutmak. O zaman akneli ciltler için değil, sadece cildinde ufak tefek problemi olanlar için yapılabilecek bir işlem bu. Gerçekten çok güzel bir işlem. Bir de senin yine o çok güzel güzellik merkezinde bir uygulama daha yaptık. Ben o uygulama esnasında işte benim gerçekten izleyicilerime söylüyorum bunu. Büyük şok yaşadığım bir işlemdi. İlk defa yanımda böyle bir işlem yapıldı. Daha önce hiç görmemiştim. Ama bu işlemi hep duyuyorum. Ameliyatsız yüz germe. Gerçekten bunda inanılmaz bir şey oldu. Yine yarı yüz yaptık. Şimdi izleyicilerimiz de yani o çektiğimiz VTR'yi izlediğinizde siz de çok şaşıracaksınız. Bir yüzünüzün yani yarı yüzünüzün tamamen yukarı kalktığını, yarı yüzünüzün de böyle bir 2,5 santim, 3 santim kadar aşağıda kaldığını göreceksiniz. Ben buna mucizevi bir şey olarak adlandırıyorum. Bu kaç sefer yani kaç seans uygulanması gerekiyor bir yılda? Bir yılda... Aslında ilk tedavi protokolü 4 seans, haftada bir, maksimum 15 günde bir 4 seans uygulama yapılması gerekiyor. Her seans yaklaşık olarak %20 kolajen arttırıyor. Her seans arttırdığı kolajen sayesinde ciltte zaten direkt kalkmayı görüyoruz. İkinci seansta %40'a, üçüncü seansta %60'a, dördüncü seansta %80'e ulaşıyor kolajen artışı. Sonrasında bir ay bekliyoruz ciltte. Bir ay 28 günde hücre yenilenmesi tek devam ediyor. Bir ay sonra kontrol yapıyoruz. Kontrolde İstemediğimiz noktalarda hala düzelmeyen noktalar varsa oralara tekrardan işlem uyguluyoruz. Bu 5. işlem olmuş oluyor kontrol ama. 5. işlemden sonra bu sefer 3 ay bekliyoruz. Çünkü tamamen %152'ye ulaşmasının kolajeni 90 günü buluyor. Bu da bilimsel kanıtlanmış, FDA tarafından kanıtlanmış bir sistem. Evet. FDA bunun onayını 90 günlük hücre iyileşiminde %152'ye net kolajen artışının çıktığını kanıtlamış. Yani bu bende de, sende de, herhangi birinde de mutlaka ki %152 net kolajen artışını direkt tetikliyor, direkt kaldırıyor. 3 aylık hücre yenilemesinde. Kendine yaptınız Zeynep bunu. Ben bu uygulamayı tabii mutlaka ki yılda 2 kere mutlaka yaptırıyorum. İlk 4 seansı yaptırdıktan sonra 6 ayda bir koruma seansı yaptırmak çok önemli. Bir seans çünkü yaklaşık olarak bir 6 ayda %30 kolajen kaybediyor cilt. Yaşıyoruz çünkü her gün kolajenimiz eksiliyor. O 6 aylık kolajen eksikliğini bir seansta %20 yerine koyarak en azından tamamlıyor. Bir 6 ay sonra yani tabii ki tamamen engel olamıyor. %10-15'lik kısım her zamanki geride kalmış olamıyor. %20 net kolajen arttırdığı için bir seansta 6 ayda çok idare edebiliyor cildinizi. Hep geriye götürüyor. Süper. Ya zaten bu kolajen galiba hayatımızdan asla çıkartmamamız gereken bir şey değil mi? Çünkü bizim kolajen üretimimiz durduğunda ve yani yavaşlamaya başladığı yaş itibarıyla dışarıdan da biraz takviye almak gerekiyor. Çok önemli. Biraz yiyeceklerden, içeceklerden de kolajeni yüksek içecekler. İşte o kelle paçalar, ayak paçalar falan. O da tabii ki tansiyon, kalp problemi olmayanlar için. Lütfen işte, onları hemen. Evet, dipnot. Hani onları da eğer içebiliyorsanız evet. Hani burnumu kaparım, gözümü kaparım, bir kaşık da olsun içerim diyebiliyorsanız ya da çok da severek içenler var evet, bu arada. Evet. Hani bu tarz şeyler de tabii çok faydalı. Bir de üstüne bu işlemleri uyguladığınızda gerçekten çok... Kolajen takviyeleri, vitaminler mutlaka ki çünkü her gün gidiyor vücudumuzda. Şu an bile eksiliyor. Bir de kolajenler galiba geceliğin vücudumuzda daha çok. Gece 11 ile 4 aralığında vücut kolajen üretmeye başlıyor. Eğer akşam içtiğimiz kolajen... Çok daha hemen onu hızlandırıyor. Zaten ortalama 11 ile 4 arasında hızlanıyor o vücut. Biz uyuduğumuzda hızlanıyor. Ne kadar erken yatarsak yani 11 ile 4 arasında uyumuş olursak çok çok daha uykuda daha fazla salgılanıyor çünkü. O sürede çok çok fazla kolajenimiz artıyor. Eğer gece 2'de yatarsak 2 saatlik bir kolajen senteziyle ancak şey yapabiliyoruz ama 11 ile 4 arası uyuyor olabilirsek tabii ki herkes 11'de yatamıyor. Evet. Ama ne kadar çok fazla olursa
o uyuma süresi 11 ile 4 arasında çok çok fazla faydalanıyoruz. Bu bilimsel kanıtlanmış zaten. 11 ile gece 4 arasında kolajen sentezi artıyor. 11'e çeyrek kala telefonumu sessize alır, gözlerimi kapatırım bu gece itibariyle. Evet. Bunu gece sabah 4.30'a kadar kimse olacak. Karanlık yatmak çok önemli. Evet, ben karanlıkta, çok karanlıkta evet, yani ışık olmaması gerekiyor. Şöyle falan odada yürüyebiliyorum. Çok karartıyorum. Işık vurduğunda, direkt ilk sabah ışığı vurduğu zaman insanların psikolojisini çok etkiliyor ve sinirli bir hale büründürüyor insanları kesinlikle. Perde, beyaz perdeler direkt ışığı vurduğu için sabah uykuda. Çok karanlık olursa da şöyle bir şey, uyanmakta çok güçlük çekiyorlar. Evet. Ama çok çok beyaz olursa da sinirlilik çok artıyor. Öyle mi? Ya Zeynep, sen ne güzel bilgiler veriyorsun bize. Çok da güzel anlatıyorsun. Böyle şey, acaba ben nerede yanlış yapıyorum? Sen anlatırken de sürekli düşünüyorum. Eminim izleyicilerimiz de öyle oldu. Ben bunu böyle can kulağıyla dinledim seni. Şimdi bir VTR aramız var. Tabii. Hadi bakalım şu ameliyatsız yüz germeyi hep birlikte bir izleyelim. Evet. Şu yarı yüz nasıl olmuş, yarı yüz nasıl kalkmış, sonucu nasıl olmuş? Hadi hep beraber yine Zeynep'in güzel güzellik merkezine gidiyoruz. Evet, şu anda ameliyatsız yüz germe işlemi yapılıyor. Bu sevgili Ayşen yapıyor bu uygulamayı. Bize birazcık anlatır mısın Zeynep'ciğim? Ameliyatsız yüz germede doku altındaki kolajen üretimini tetikliyor ve bağ dokuyu kuvvetlendiriyor. Aynı anda ciltteki sarkmaları toparlayıp kırışıklıkların açılmasını sağlıyor. Yaklaşık olarak 4 seans uyguladığımız, haftada 1 veya 15 günde 1 uyguladığımız bir uygulama. Önerilen protokol 4 seans. 4 seanslık uygulamada yaklaşık olarak minimum 5 yaş, maksimum 7 yaşlık bir gençleşmeyi, %152 kolajen artışını direkt elde ediyoruz zaten. Bu çok ciddi bir rakam, %152. Peki bunu kimler uygulayabilir? Bir yaş sınırlaması var mı? Uygulamada yaş sınırlaması 25'ten sonra 80 yaşına kadar her dokuyu uygulayabiliyoruz. Ağrı acı olmayan bir uygulama. Çok konforlu bir uygulama. Gözaltı morluklarını, göz altındaki torbaları, yüz ovalini ortaya çıkarıyor ve ciddi bir şekilde yüz toparlama yapıyor. Ameliyatsız yüz germe uygulaması yapıyor. Evet, bu ameliyatsız yüz germe uygulamasının bir de süresini öğrenebilir miyim? Yaklaşık olarak bir seansımız 1 saat sürüyor. Göz, yanak, boyun, dekolte, tüm bölge yapılmış oluyor. Yaklaşık olarak 1 saat uygulama yapılmış oluyor. O zaman hep beraber bu uygulamanın ilk önce bir yarı yüzünü görelim. Sonra diğer yarı yüzüyle birlikte before ve after olarak uygulamanın sonucunu görmüş olalım hep beraber. Evet, tek seansla yaklaşık %25 kolajen artışını sağlamış olacak zaten. Yani ilk seansta bile yapıldığında aradaki farkı göreceğiz. Evet, aradaki farkı göstermiş olacağız. O zaman bakalım işlemimizin sonucunda bizi neler bekliyor. Bu kadar hızlı gençleşmek ve cildi bu kadar yukarı almak paha biçilemez bir şey olsa gerek. Çünkü bu inanılmaz bir şey. Ben ilk defa buna şahit oldum. Evet, buna da ilgili biraz bilgi alabilir miyiz? Şu an tabii ki %25 kolajen artışında desteklediğimiz için tek seansta etkisi bu. Bu şu anda daha başlangıcımız tabii ki. Daha uygulayacağımız 3 seansımız daha var. 3 seansın sonunda daha da cilt yukarı çıkacak. Şu anda gördüğü ilk seans etkisi. Valla Ayşen'cim, ellerine sağlık diyorum ve işlemin tamamını sabırsızlıkla görmek için bekliyoruz. Gözaltı morlukları ve gözüstü kapağındaki artışı ve yukarıya toplandığını da hep beraber görüyoruz. Gerçekten biz de izliyorduk Zeynep yakalandı izlerken. İnanılmaz bir şey oluyor. Yüz yukarı kalkıyor. Elmacık kemikleri yerine çıkıyor. Orada böyle inanılmaz güzel bir hat oluşuyor. V hattı oluşuyor. Kaşı gördünüz mü bilmiyorum izleyiciler. Şu kaşla diğer kaş arasında gerçekten 2 santim, belki de 2,5 santim, ki ben çok yanılmam, santimlerle aram çok iyidir. 2-2,5 santimlik bir fark oluyor. Tabii siz şimdi yarım yüzü gördünüz ama evet, sonra biz onun tabii tamamını yaptık. Yani bütün yüz yukarı kalktı. Öyle bırakmadık işlemleri. Gerçekten çok güzel bir işlem ve ben bu işlemi gerçekten yaptırmak istiyorum. Zaten botoksta bile 2 santim en fazla kalkabiliyor kaş bölgesi. Ameliyatsız yüz germe uygulamasında zaten 2 santimlik tek seansla biz bunu
ulaştırıyoruz. Ve tabii ki bir seanslık işlemi daha bunun. İkinci seansı, üçüncü seansı, dördüncü seansı ve kontrolleri var. Çok güvenli yapıyoruz ve her cilde uygulanıyor. Sadece kalp piliği olanlara uygulanmıyor. Kanser tedavisini aktif görenlere uygulama yapamıyoruz. Ama kanser tedavisini bitirdikten sonra tamamen uygulayabiliyoruz. Hamilelere bir de uygulayamıyoruz bu sürede. Onun dışında her cilde uygulayabiliyoruz. Ama yaş sınırı şöyle, kırışıklık tedavisi için 20'den sonra yapılabiliyor. 20'den sonra 80'e kadar her cilt yapısına yapıyoruz. Çünkü zaten kolajeni arttırıyor. 80'de bile, 90 yaşında bile gelen danışanlarımız çok var. Kendi kendine üretmiyor asla 80 yaşında. Onu dışarıdan kesinlikle ürettiriyoruz. Vallahi süper. Gerçekten bu işlemleri doğru ellerde, doğru kişilere, güvendiğiniz kişilere yaptırdığınız takdirde yaşlanmak, artık yaş almak çok mümkün güzel değil. Bir hal aldı değil mi? Evet. Mümkün değil. Güzel yaşlanıyoruz. Güzel şimdi yaşlanıyoruz. Şimdi oramı sarkarak burada 10 çizgi olarak değil de daha evet. Yani evet, burada kontrollü. Da bizim de bir iki tane çizgimiz olabilir. Evet, işte olacak. Tabii ki onu olabilir. Mutlaka dümdüz yapamayız. Mümkünat yok. Yüz germe operasyonları bile geçirseler operasyondan bir gün sonra yaşlanmaya devam ediyor cilt. İnsanlar zannediyor ki ben yaptırdım bitti. Ama öyle değil. Cilt direkt hemen ertesi gün yaşlanmaya devam ediyor. Bir 10 yıl sonra tekrardan yüz germeye ihtiyaç duyabiliyor. Ama onun yerine sürekli cildini kolajenini takviye ederek, iyi bakarak, bol su içerek, kolajen takviyesi yaparak, cildi iyi temizleyerek bu işlemleri yaptırırsa ne yüz germelere gerek duyacak, ne botokslara gerek duyacak, ne dolgulardan yararlanmak isteyecek. Doğal gençleşme bu işlemin adı. Doğal gençleşecek, güzelliğini koruyacak. Bir 10 yıl önce nasılsa 10 yıl önce haline dönmüş olacak. İşte bence en güzel şey bu. Hani yaşının iyisi olmak, evet. Doğal yolla iyisi olmak. Evet. Evet, böyle herkesin bakışı aynı olan bakışlar. Tabii aynı ki dolguda yapılabilir, botoksta yapılabilir. Hiçbir şeye karşı değiliz. Evet. Ufak tefek güzel dokunuşlar, rötuşlar. Yerinde rötuşlar. Bunlar hepsi çok güzel. Evet. Ama abartmadan. Ve lütfen elinizde fotoğraflarla da gitmeyin. Size göre ifadenizi belirleyecek kesinlikle, yerlerde bunları yaptırın. Kesinlikle. Çünkü o fotoğraftaki kişi siz değilsiniz. Herkese düz kaş yakışmıyor. Değil herkese mi? Kalkık kaş olmuyor. Herkese uzun çene olmaz ya da büyük dudaklar değil. Herkesin yapısına göre daha da güzelleştirerek, olan güzelliği daha da güzelleştirerek yapmak gerekiyor. Bir de bence burada şey de çok önemli. Eğer siz bir bankacıysanız, böyle kocaman dudaklarınız olan, çok çıkık elmacık kemikleriniz olan bir bankacı olmamalısınız. Bence daha naif, daha doğal olmalısınız. Bence birazcık da mesleklerinize göre de hem tabii. Kıyafet seçimleri, tabii. Hem dolgularınızı, botokslarınızı, işte saç renginizi bile belki de evet. Biraz ona göre ayarlamak gerekiyor. Evet, yani evet. Bir uzman olarak sana soruyorum. Kesinlikle. Sen ne düşünüyorsun? Kesinlikle. Yani bir sanatçının tabii ki kendini daha dikkat çekici hı-hı. Hale getirmesi gerekiyor. İşi gereğiyle giydiği evet. Kıyafetlerle, makyajıyla, saçıyla, her şeyiyle. Onlara evet, ama bankacı ya da İşte, doktor, evet. Hemşire olduğunda insanların dikkati tamamen dağılıyor ve size olan güvenleri de biraz acaba sadece kendiyle mi ilgileniyor diye düşünüyor. Bir şey bilmiyor oluyor. Mu diye de düşünebiliyor. O yüzden biraz doğru orantılı, eksik yerleri tamamlayarak yaparsak, eksilmemiş yerleri yaparsak fazla oluyor. Ama evet. Eksik yerleri tamamlarsak tam olmuş oluyor. Çok güzel söyledin. Eksik yerleri yaparsak tam oluyor. Tam oluyor. Eksilmemiş yerleri yaparsak fazlalaşıyor. Fazlalaşıyor. O zaman biz ne yapıyoruz? Oluyor. Fazlalaştırmıyoruz. Eksikleri dolduruyoruz. Eksikleri doldurmak için Zeynep'e gidiyoruz. Zeynep Demir'in orada bütün eksiklerimizi yaptırıyoruz. Ondan sonra kendimizi iyi hissediyoruz. Zaten İstanbul şurası ne ki yani? Başka evet. Şehirlerdesiniz de çıkın gelin. Nişantaşı'nda bir yemek yer, bir kahve içersiniz. Bir iki tur atar dönersiniz. Evet. Çok da güzel. Bakımlarınızı yaptırırsınız. İyi ki geldin Zeynep'ciğim. Çok teşekkür ederim. Bizim daha lazer epilasyon, daha ondan var. Sonra işte bu saten bütün vücut germe, ona işte tırnak, daha o kadar çok VTR'ler çekeceğiz ki sizler için. Hepsini bir sonraki programda, ondan sonraki programlarda Zeynep'le birlikte nasıl güzelleşiriz, nasıl kendimizi en iyi seviyede, en güzel şekilde yaş aldırırız, hepsini bir sonraki bölümlerde sizlerle paylaşacağız. Senin son olarak söylemek istediğin bir şey var mı izleyicilere? Hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Mutlu olun. Vallahi çok güzel konuştu. Bize böyle güzellikler getiren herkesi biz de çok seviyoruz. Milyon TV'de kalın. Bizi izlemeye devam edin. Şeyma'cığım, attığım mesajları da gördüm. Fotoğraflarımı da gördüm. Seni de çok çok öpüyorum. Yokluğunda aranıyor burada yani. Hepimiz farkındayız. Haftaya tekrar aynı gün, aynı saatte görüşünceye dek hoşça kalın.